İyi akşamlar. Bir cumartesi akşamı daha eski defterlerde birlikteyiz. Her zaman olduğu gibi Sabancı Üniversitesi'nden Hakan Erdem, İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nden Mehmet Alkan ve ben Sabancı Üniversitesi'nden Cemil Koçak sizlerle birlikte olmaktan son derece memnunuz. Bu akşam çok genel ve çok özel bir konuya değineceğiz. Konumuzun genel olan tarafı milliyetçilikler, özel olan tarafı Osmanlı Devleti'nde özellikle Balkanlarda patlamış olan milliyetçilik akımları, ayaklanmalar, isyanlar ve Osmanlı Devleti'nin tutumu. Biliyorsunuz hava durumu sırası geldiği zaman genellikle şöyle cümleler duymaya alışkınızdır. Balkanlardan gelen soğuk ve yağmurlu hava yurdumuzu etkilemeye başladı. Şimdi bunu eğer siyasi tarihe tercüme edecek olursak, acaba Balkanlardan gelen bir milliyetçilik akımı Osmanlı Devleti'ni 19. yüzyılın başlarından itibaren nasıl etkilemeye başladı? Buradan ele alabiliriz konuyu. Hakan, bu Fransız ihtilalinden sonra milliyetçilik diye yeni bir şey ortaya çıktığı söyleniyor. Doğru mu bu? Cemil'in şaka yapacağı tuttu. Şimdi evet, Fransız ihtilaliyle başlatmak bizde bir artık gelenek halinde. Sırf bizde değil, Batı'da da bir Batı'da da başlatılıyor yani. Da bizde özellikle şeyi söylerken Osmanlı'da milliyetçilik akımları Fransız ihtilalinden etkilendi diye söylüyor. Okul kitaplarında da söylenir fakat genelde altı pek doldurulmaz. Nasıl etkilendi? Bunun kanalları ne? Hakikaten ben söyledim ama yani böyle hava durumu gibi. Evet, böyle. Şimdi var öyle bir şey. Biraz hatta Fransız ihtilalinin de öncesine aydınlanmaya belki gitmek gerekiyor. Fransız aydınlanmasına gitmek gerekiyor. 18. yüzyılın sonunda bir takım fikirler iyice olgunlaşıyor. Yani tabii önce Fransa'da patlak veriyor. Kimsenin bir mutlak bir krala tahammülü yok. Osmanlı dünyasında da acaba kim olabilirdi bu Fransız devriminin fikirlerini kim taşıyabilirdi Osmanlı dünyasına diye soru sorsak herhalde denebilirdi ki öyle bir grup olsun ki Akdeniz'in her liman kentinde bir kolonisi olsun. Akdeniz, Karadeniz ticaretini kontrolü altında tutsun. Bu şu demek. Güney Rusya ile işte diyelim ki İskenderiye arasında ta antikiteden beri bir ticari şey var, yol var. Bu dünya 18. yüzyılın sonunda ağırlıklı olarak Osmanlı'ydı ama 1783 yılında Rusya'nın Kırım'ı ilhak etmesiyle beraber Ruslar da girdiler Karadeniz'e. Yani bir diğer klişe de Rusların sıcak denizlere inme klişesi. İşte bu Akdeniz, Karadeniz ticaretini kontrol eden Rum tüccarlar vardı. Osmanlı tüccarı oldukları için de en fazla işte müsaadeyi, mazhar, onlara çok ayrıcalıklar verilirdi. Teşvik edilirlerdi. Ne taşırlardı? İlginç bir ticaret yolu aslında. 18. yüzyılın sonunda bile aynen Antikide'deki gibi Güney Rusya, Kafkasya tarafından beyaz köle getiriyorlar mesela. Önce İstanbul'a sonra Mısır'a. Keriz de getiriyorlar. İstanbul'un mesela kendi şeyi yok, o orman kaynakları. Yukarıdan Karadeniz bölgesinden keriz de geliyor. Yağ geliyor, tereyağı geliyor, bal geliyor. Yani İstanbul kentine ticaret. Akdeniz'den yukarıya da şarap gidiyor, limon gidiyor, portakal gidiyor, bu tip tuz gidiyor, bu tip şeyler gidiyor ve yavaş yavaş palazlanan... Birileri fena halde para kazanıyor. Birileri bu dünyadan para kazanıyor. Bunlar Rum tüccarları oluyor. Osmanlı Devleti'nin Rum tüccarları oluyor. Ama Rum tüccarlar aynı zamanda mesela tüccar ailelerin çocuklarının bir huyu var. İşte İtalya'ya da gidip tıp okuyorlar. Sonra yavaş yavaş Fransa'ya da gidilmeye başlanıyor. Yani gidip işte Montpellier'de bir hukuk okumak. Padua'ya gidip İtalya'da bir tıp doktoru olup gelip
tıp pratisyeni olmak şeyde Hakan, Osmanlı merkezinde. Hakan eminim sadece anatomi dersine girmekte kalmıyor bu insanlar. Vallahi şimdi baktığınız zaman Yunan devriminin entelektüel babalarından Adamantis Korais, senin hemşerin oluyor İzmir'de. Padua'dan mezun bir tıp doktoru. Yani ama sonraki İttihat Terakki'de nasıl hani doktorların bir ağırlığı vardı, devrimci doktorlar, aydınlanmacı, bizde materyalist. Bizde de tıbbiyeden sadece doktorlar çıkmakla kalmadı, çok sayıda Jön Türk de çıktı çünkü. Şimdi bir miktar bunun bir 100 sene öncesinde filmi saralım, ihtilalci Rum doktorlar bayağı çoklar. var. Yani şimdi... Yani eğitimle siyasi hareketler arasında bir doğrusal bir ilişki var adeta. Kesinlikle. Evet. Yani Korais aslında bir pratisyen devrimci değil ama o Yunan dilinin saflaştırılması fikirlerini ilk kez telaffuz ediyor. Ha, Paris'te yaşıyor, Paris'te ölüyor ama fikirler yayılıyor. Yani ondan önce Rigas Velestinli var malum. Aslında arkadaşlar getirebilirlerse bu aydınlanma ve Yunanistan bir güzel bir şeyi vardır, gravürü vardır. Orada da görmek mümkün. Evet, arkada görünüyor. Şimdi Yunanistan tabii ki ülkeler nedense hep bir kadın olarak dişi karakterde ediliyor. Oluyor. Gramerde işte, de zaten. Tabii. Yani o kadın olarak. Yani şimdi Yunanistan çıplak bir Yunanistan. Orada bakılırsa arka tarafta işte Akropolis'in olduğu şey gözüküyor. Yunan yıkıntılar, harabeler vesaire. Yunanistan'ı elinden tutan Rigas Velestinli. Yani öbürü de Adamantis Korais. Bunlar iki tane aydınlanmacı Yunanistan'ı tekrar yaratmak yerinden istiyorlar. Yerinden kaldırmak, tedavi etmek. Adamantis Korais zaten doktor. Yeni bir hayat kazandırmak, bir devrim olmasını istiyorlar. Kime karşı? Osmanlı'ya karşı. Şimdi fikirleri tabii ki çok daha detaylı da gidebiliriz. Rigas'ın bir politik anayasa da kaleme alıyor. Hakan, tam bu tabii noktada ki. İstersen Yunan ayaklanmasının fikir babalarına devam etmeden önce senin ilk başta söylediğin bir şey vardı. Bu ticaret yapıyorlar, çok para kazanıyorlar. Yani milliyetçilikle para arasında bir ilişki var mı? Ya ne şimdi, kadar çok para, o kadar çok milliyetçilik mi oluyor bu sırada? Şimdi bunun için de o zaman Rigas'a ve Korais'e birazcık ara verip şeye gidelim. Filiki Eterya diye bilinen ve daha döneminde Osmanlı Türkçesine dostane şirket diye çevrilen, yani dostlar cemiyeti, arkadaşlar topluluğu diye çevrilen... Anonim şirket değil yani. Yok, dostane şirket diye çeviriliyor. Belgelerde öyle gördüm. Filiki Eterya'yı. Bu arada hemen belirteyim. 1814 yılında Odessa'da, Rus İmparatorluğu'nda kuruluyor bu. Kur'anların hepsi Rum tüccarlar. Şimdi Rum tüccarlar gizli bir devrimci örgüt kuruyorlar. Nikolas Skufas, Emanuel Zantos, Atanasios Çakalov, bizde Cevdet Paşa onu Çakalov diye yazıyor, Çakalov, Panayotis... Cevdet Paşa nerede yazıyor? Cevdet Tarihi. Cevdet Tarihi'nde yazıyor. Hayır, belirtelim, kaynak belirtelim. Tabii. Anagnostopoulos... bu ilk üçü... Hepsi tüccar mı bunların? Şimdi... Yoksa büyük kısmı mı tüccar? Vallahi biraz karışık hayatlar da yaşamışlar. Hatta bunu şunun için sordum. Evet. Çünkü yani bizde devrimci tüccarlar. Devrimci tüccarlar. Devrimci tamam tüccarlar. Yani bu gayet iyi bir saptama oldu. Tabii. Çünkü karşılaştırma yapacağız. Çünkü tarih esas itibariyle karşılaştırmalı olunca bir anlam ifade ediyor. Bizde kuracaklar, bizde gizli örgüt kuracak olanlar ise tüccarlar olmayacak. Asker, bürokrat. Yani çok farklı bir gelişim çizgileri başlıyor burada. İki değişik kaynaktan gelecek. Tabii. Evet. O burjuvazi dediğimiz bir kaynak olacak. Ticaret burjuvazi. Tabii ki. Bizde memuriyet bir kaynak olacak. Yani devlet bir kaynak olacak o konuda. Şimdi ilginç. Yani bu Skufas, Zantos niye Odessa'dalar? İşte bu Akdeniz, Karadeniz ticaretinden dolayı oradalar. Bunların içinden Zantos'un bir İtalya geçmişi var ve İtalya'da Lefkada
diye bir Mason locasına da giriyor. Yani İtalya'da olmaktan dolayı kömürcüler hareketi, Carbonari hareketinden etkileniliyor. Bir devrimci hareket. Son kertede İtalya devrimcileri. Fakat bunlar hem devrimci hem de sıkı milliyetçi. Devrimci, aydınlanmacı, milliyetçi, aynı zamanda ticaret burjuvazisine bir dayanakları var. Yani o deminki bahsettiğimiz Korais, Yunan dilinin sadeleşmesinde Katera Vusta denen sadeleşmiş dil, temizlenmiş dil, arı dil, arı Yunancayı bastıran öz Yunanca diyebilir miyiz buna? Öz Yunanca diyebiliriz. Bir de şöyle bir kavramdan bahsediyor. Diafotismos. Bu ne demek? Fotismos, aydınlanma. Diafotismos aydınlanma. Yunan aydınlanmasına verdiği ad Korais'in. Bir aydınlanacak. Aydınlatmak için de aydınların olması gerekiyor. Bu Yunan aydınlarına baktığınız zaman tüccar, doktor, ya tüccar oluyorlar ya tıp adamı oluyorlar, fakat profesyonel. Yani bu asker, polis, devlet, bürokrat, bunlar yok. Çünkü zaten orada devlet yok. O çok sonraki nesil. Yunan milliyetçilikleri içinde ancak ikinci, üçüncü jenerasyonda bizim Jön Türklere benzeyen tipler olacak. Ne olacak mesela? 1894 yılında Etniki Eteria'yı kuran ve Megali İdea, büyük fikri savunan ordudaki genç subaylar olacak. Yıl 1894. Ama biz şimdi geç bir tarih. Tabii, biz şimdi 1814'teyiz. Ortalıkta Yunan devleti yok ki Yunan devletinden kaynaklanan şeyler olsun. Dolayısıyla bu literatürde bazen karıştırılır veya duyanlar karıştırabilir. Filiki Eteria ile Etniki Eteria arasında hem zaman farkı var hem bir manada amaç şimdi, farkı var. Madem onu açtın, onu da söyleyelim. Ben bunu bir yerde yazdım da zaten, başka insanlar da söyledi, bilenler biliyor ama Türkiye'de maalesef ta Osmanlı'dan beri eğitim sistemimizin içine işlemiş bir hatadır. Biz hep etnik Eteria'dan bahsederiz. Yanlış. Filiki Eteria'dan hiç bahsetmeyiz. Yani biri 1814, biri 1894. Etnik Eteria daha çok Girit'i enosis, Girit'in enosisini sağlamak için kurulmuş bir... Birliğini sağlamak için. Birliğini kurmak için yapılmış bir cemiyet ve sonunda da 1897 Osmanlı-Yunan Savaşı'na sebep olacak. Filiki Eteria ise 1814. Biz buna Etnik Eteria diyoruz. Yanlış bilgi, fakat bu yerleşmiş vaziyette. İlk tespit ettiğim, bunu kullanan Cemal Paşa mesela anılarında, demek ki o da okul sisteminden falan öyle öğrendi. 1922'deki anılarında Etnik Eteria diyor, işte bu şeyde yani Sukufas vesaire, Zantos, bunlar şeydir, Etnik Eteria'dır diye geçiyor. Biz bunu çok sevmişiz. Hatta okul sistemimiz şu anda Osmanlıca bir imla uydurmuş, öyle yazıyor Etnik Eteria'yı. Etnik i Eteria. Tamlama yapmış. yani etnik i Eteria şeklinde yazıyor. Üniversite etnik sınavında böyle çıkıyor. Dünya bir şey biliyor, biz başka bir şey biliyoruz. Yani bu aslında bir utançtır. Bunun bir değişmesi gerekiyor. Yunanlar falan herhalde gülüyorlar bize. aradaki şeyi, 80 seneyi dikkate almayarak bir cemiyetin yerine, Yunan bağımsızlığını sağlayan cemiyetin yerine çok sonraki bir cemiyeti ikame etmemizden ve ısrar etmemizden dolayı herhalde epey dalgalarını geçiyorlardı. Peki Mehmet, bu Fransız ihtilaliyle ortaya çıkmış olan, başta söylediğimiz bu milliyetçiliği tam olarak kim keşfetmiş? Bunu biliyor muyuz? Bu milliyetçilik üzerine, çünkü son zamanlarda biliyorsun müthiş bir literatür oluştu. Yani milliyetçilik çok çalışılan, işte, milli kimlikler çok çalışılan. Bu nasıl yaratılıyor? Çünkü bir zamanlar böyle bir şey yoktu. Hiç kimse kendisini milli kimliğiyle tanımlamaz iken, çok kısa bir zaman önce göreli olarak tabii, hızla bütün Avrupa'ya bu yayıldı. Herkes kendini dini kimliğinden değil, milli kimliğiyle tanımaya ve tanıtmaya başladı. Bunu kim icat etmiş? Şimdi istersen birkaç saptama yapayım senin sorunla alakalı. Aslında biz milliyetçiliği yeniden şimdi konuşuyoruz. Veya şimdi derken bir 20 yıllık zaman diliminde konuşuyoruz. Ve bu yaklaşık 80'lerin ortasında yavaş yavaş ortaya çıkmaya başlayan literatür, 90'ların başından itibaren işte Sovyetler Birliği'nin çöküşüyle beraber veya Balkanlardaki Doğu blokunun çöküşüyle beraber bir
akademik ilgi alanı haline de geldi. Bu konuda önemli birkaç isim var. Örneğin Eric Hobsbawm bunlardan bir tanesi. Ernest Gelder bunlardan bir tanesi. Anthony Smith bunlardan bir tanesi. Şimdi aklıma hemen Ernest Gelder geldi. Ve Eric Benedict Anderson. Benedict Anderson, hayali cemaatler. Şimdi bu akademisyenlerin ilginç saptamalarından biri şu. Zaten Hakan'ın birazdan değineceği Elen milliyetçiliği, Yunan milliyetçiliği de onunla alakalı. Örneğin Ernest Gellner'da, Eric Hobsbawm'da diyor ki, çok ilginç bir cümle kuruyorlar. Diyorlar ki, milliyetçiler milletten önce varlardı. Milleti icat edenler, inşa edenler milliyetçilerdir. Şimdi insan bir anda şaşırıyor. Olur mu? Önce millet olacak ki milletin milliyetçileri olsun. Nereden çıktı bu? Şimdi aslında bu biraz bugüne kadar klasik bakışımızı 19. yüzyıla ve sonrasına, imparatorlukların çözülmesine klasik bakışımızı çok hoş sorgulamayı beraberinde getiren çok güzel bir cümle. Önce milliyetçiler ortaya çıktı, onlar milleti inşa ettiler. Anthony Smith hariç. Evet, içlerinde. Çünkü o tam tersini söyleyip milliyetçiliklerden önce milletler diyerek bir şey var. O açıklamasına klasik teoriye yakın olan. Daha evet. yakın, daha evet. yakın. Ama klasik teori demişken orada da Eric Hobsbawm'ı hatırlayalım. Örneğin klasik teori dil üzerinde, kültür üzerinde çok durur. Dilin tabii. hayati bir ortak öge olduğunu söyler milliyetçilikte. Ama biraz sayfalar ilerleyince Eric Hobsbawm'da bakarsınız ki örneğin Fransa'dan söz ettik. Fransız milliyetçiliği, Fransız Burjuva Demokratik Devrimi, Büyük Fransız Devrimi, İhtilali Kebir bir sürü adı bütün var. Bütün modern siyasi sistemi borçlu olduğumuz hikaye. O değişim, dönüşüm, tabii. devrim, ihtilal her neyse. O olduğu zaman yani bu Büyük Fransız İhtilali olduğu zaman Fransa'da Fransızca konuşanların oranı kaç diye bakıyorsun. Bunu hemen şey yapalım. İzleyicilerimize soralım ve mail olarak alalım. Bilenlere ne verelim? Bir kitap hediye edelim. %90 mı, %80 mi, %50 mi iniyorsunuz? %15, %12'ye kadar iniyorsunuz. Daha bu, yani için, bunu bir daha tekrar eder evet, misin? Fransa'da Fransız devrimi olduğu zaman yani Fransız milliyetçiliğinin de açığa çıktığı, kendini ilan ettiği, hatta ona göre bir adım sonra Napolyon ulus orduyu, millet orduyu inşa edecek. Bunların olduğu dönemde Fransa'da Fransızca konuşanların, yani milliyetçiliğin temel öğesi varsaydığımız Fransız dilinin kullanılma oranı yaklaşık %12, %15 arası. Alakalı diller, lokal diller evet. konuşuluyor tabii ki. Uzun yani, bir zaman işte bütün tırnak içinde Fransızların Fransızcayı öğrenmeleri gerekecek. Ama en iyi öğrendikleri evet. yerde neresi? Paris. Yok, değil. Ordu. Ha tabii. Yani ordu da düzgün ordu, Fransızca. Yani eski usul orduyu bırakıp da bizim bugün anladığımız anlamda tırnak içinde yine söyleyeceğim halk ordusunu, halktan insanları alıp düzenli ordu kurduğunuz zaman aslında ordu karargahı bir eğitim merkezi. Sadece haline askerliği öğretmiyor, ulusu da öğretiyor. Hakan'ın söylediğine şöyle bir katkı yapmak lazım. Hani nasıl ben milliyetçiler milleti icat ve inşa ettiler dedim. Şimdi benim Paris dememin sebebi şuydu. Örneğin milliyetçileri, bütün memleketlerin milliyetçileri başkentin dilini. Örneğin Türk milliyetçileri İstanbul tabii. Türkçesini. Fransız milliyetçileri Paris Fransızcasını. İngiliz milliyetçileri Londra İngilizcesini. İtalyan milliyetçileri Roma İtalyancasını egemen kılmaya çalışıyorlar. Bir de şunu dipnot olarak ekleyeyim o Hakan'ın ordu sözüne. Zaten resmi dil tartışmaları da çok gider Türkiye'de. Resmi dil orduların kullandığı dildir. Roma'da Latincedir. İşte daha sonra Yunan ordusunda Yunanca olacak. İran'da Farsça, Osmanlı'da Türkçe. Hatta yani bunu unutmamak Pakistan'ın lazım. Pakistan'ın dili olan bugün resmi dili olan Urdu dili lisanı. Aslında Türkçe ordu kelimesinden geliyor. Bir zamanlar Mughal İmparatorluğu'nda orduda kullanılan dilden türeme olduğu için. Yani Farsça, Türkçe ve lokal Hint dillerinin karışımı bir dil. Urdu, Türkçe ordudan geliyor. Dolayısıyla, yani ordu bir dile de adını vermiş vaziyette. İlk muhtemelen işte bu Yunan milliyetçileri de şimdi Hakan bize biraz daha ayrıntısından söz edecek. İşte bu dili öne çıkartan, yaygınlaştırmaya çalışan
Şimdi Yunan milliyetçileri dil konusunda ilginç. Mesela Rigas Velestinli demotik kullanıyor. Yani halk Yunancasını kullanıyor. Rigas Velestinli kim bu arada? Rigas Velestinli işte bu aydınlanmacı şairlerden. Tamam. Bir şeyden 1793'te Osmanlıların emriyle idam edilinceye kadar işte şeye gidiyor. Viyana'ya gitmiş. Orada Efemeris diye bir dergi çıkartıyor. Bu günlük demek. Efemeris. Hani efemera deriz ya geçici anlamında. Evet. Bugün de kullanıyoruz. Efemeris diye bir dergi çıkartıyor Rigas. Bir Yunanca kullanıyor. Fakat Yunancası böyle halk diline, demotike yakın bir dil. Adamantis Korais ise o arı dil Atika Yunancası. Atina bölgesinin temiz Yunancasına yakın köken olarak Katera Vusta'yı kullanıyor. Yani dil konusunda pek anlaşamıyor bu aydınlanmacı babalar. Son kerti de şey kazanıyor, Katera Vusta kazanıyor. Ta 1970'lere kadar Yunanca öyle yazılırmış. 1976'da peki diyorlar artık biz demotike dönelim. Askerler junta gittikten sonra biz demotike halk diline dönelim. Böyle iki dillilik olmasın diyorlar. Rigas'ın ilginç fikirleri var. Türkleri de dışlamayarak bir cumhuriyet kurmak istiyor Balkanlar'da. Bunu daha tekrarlamak lazım. Türkleri de önemli. Federasyon falan gibi federasyon şey. Düşünüyor. Evet, Türkleri de dışlamayarak kendisi monarşiye karşı. Bu Osmanlı devleti çok kötülükler yapıyor, vergi toplarken zulüm yapıyor, insanları öldürüyor, dillerini şey yapmıyor, doğru dürüst konuşturtmuyor, çeşitli müdahaleler var vesaire filan. Yani doğrudur değildir, oraya çok girmeyeyim ama şikayet konuları daha çok yerli Müslüman toprak sahiplerinin Hristiyan reayaya çok ikinci, üçüncü sınıf muamelesi yapıp ezmesi. Karışması Balkanların her şeyle. Balkanların genel özelliği, toprak sahipleri, yöneticilerin Müslüman, reayanın yani tarımda çalışanların, köylerin daha çok yani Hristiyan yarıcı olmaları. Vaziyetindeler. Büyük Müslüman toprak sahiplerinin arazisinde çalışıyorlar falan. Rigas dolayısıyla bu işte Müslüman toprak sahibi sınıf ve sultan adamları, bürokratlar çekip giderse bir de Türk köylüsü var Balkanlarda. Yani özellikle bazı bölgelerde işte Selanik etrafında evladı Fatih Han dediğimiz bir milis teşkilatı da olan ta 1690'lardan devam eden bir Anadolu'dan göçürülme yörükler. Evladı Fatih Han, oralara. Fatihlerin çocukları dediğimiz aralarından da sonradan Ali Fethi Okyar'ın belki Atatürk'ün çıktığı grup bu. Konya'dan hatta. Öyle söyleniyor. Konyar deniyor edildi. Ya da Kocacık yörükleri deniyor. Bu şekilde geçiyor ama Osmanlı Devleti'ne çok ciddi asker de veren evladı Fatih Han grupları var. Bulgaristan çok ciddi olarak Türk nüfus var. Bulgar'dan daha fazla Türk nüfus var. Arnavutluk'ta, Bosna'da biraz az. Mora'da belki bir 100-150 bin kadar Mora dediğimiz bugün Yunanistan'ın Pelopones kısmı. Orada o kadar bir nüfus var ama bir sadece devletten ibaret değil, gelmiş yerleşmiş bir Balkanlı Türk nüfus, Türkçe konuşan nüfus da var. Osmanlı Devleti çeksin gitsin ama biz kalan Türklerle bir federasyon oluruz. Romenlere de, Eflaklara da yer var, Arnavutlara da yer var, Sırplara da yer var. Peki adını söylüyor mu? Balkan Devleti. Valla söylediği şey yani bunun politik anayasa diye geçiyor. Yok yani, hani bir devlet tahayyülü var ya ona bir isim vermiş mi hatırlıyor musun? Valla hatırlamıyorum. Ya, şeye galiba o kadar ilerletemedi bu işleri. Yani, fakat bir Yunan olacak herhalde. Şimdi hatırladım ya. İlginç Yunan demiyor. Bizim bugün Yunan biliyorsunuz sonradan ortaya çıkan bir şey. Biz hep Rum diyoruz. Roma'dan. Romoi diyor. Romoi diyor. Rumlar diyor. İlginç. Çünkü sonradan Yunan milliyetçiliğinde kendilerinin Helen olduklarını hatırlayacaklar. Helenoi diyecekler. Ve biz de o Helenoi Yunan diyerek İonya'dan gelme çevireceğiz. İonya'nın bozulmuşlar. Şey diyor, Rum diyor. Rum diyor. Tamam. Rum diyor. Yani Rigas Rum diyor. Tamam. Diğerleri Helenoi diyor. Yani
Ve Osmanlılar böyle çok şaşırıyorlar. İlk kez Helenoy diye bir kelime gözüküyor. Dokümanlarda, devrimci bildirilerde filan. Biz bunu neyle karşılayacağız? Bu ne demek? Yunan hükümeti mi? Ne ağza alınmaz laf, türehat, işte saçmalık, tamam mı? Hiç hakikaten bir milliyetçi isyanla karşı karşıya olduklarını anlamıyorlar. Hmm. Yani daha önce bir isyan olur, herkes isyan eder canım. İşte Katırcıoğlu isyan etti, bastır isyanı, beyefendinin kendisini paşa yap. İşte Pazvantoğlu isyan etti, anlaş. Anlaş, yerinde bırak Vidin'de. Yani Türkler, Müslümanlar da yani isyan eder. İsyan edene paşalık rütbesini ver. İsyan edene şey yapıyorlar, paşa yapıyorlar. Yani ama Anadolu'da isyan edeni Balkanlar'da paşa yapıp Bosna'ya, Mosna'ya gönderiyorlar ki Avusturyalılar tarafından harcansın gitsin. Yani böyle bir şey. Şimdi tam bu nokta önemli. Çünkü hani acaba bütün isyanlar Balkanlar'da 19. yüzyılın başında mı patlak verdi diye bir soru olursa yok böyle bir şey ama tam tersine Osmanlı Devleti'nin bütün tarihi Balkanlar'da, Anadolu'da ya da Arap Yarımadası'nda her neyse devamlı isyanlar ve ayaklanmalarla geçmiş olan bir tarih zaten. Her yerde, her an. Fakat burada çok önemli bir farklılık var. Şimdi diyelim ki bir zamanlar bir mekanda, belirli bir tarihte bir isyan, ayaklanma oluyor. Köylüler ayaklanıyor. Bu ayaklanmanın nedeni aslında bizim şu anda konuştuğumuz şekilde bir milliyetçi, bir milli kimlik üzerinden bir ayaklanma değil. Diyor ki vergi çok yüksek. Haksız yere vergi istiyorsun. Çok yüksek istiyorsun. Adalet uygulamıyorsun. Zulüm yapıyorsun. Üründen yeterli pay vermiyorsun örneğin. Destek vermiyorsun. Şu veya bu ne? Veya benim canımı malımı yeteri kadar koruyamıyorsun. Adalet. Çeteler gelip benden alıyor. Adalet vesaire. Dağıtmıyorsun. Bunun için isyan ediyor. Ya şimdi bu anlaşılabilir isyan bir şey. İsyan etmekten başka hiç çareleri kalmıyor. Bir kıtlık oluyor. Ürün tamamen yok olmuş oluyor. Yani mesela o meşhur küçük buz çağı denen çağ 16. yüzyılın sonu 17. yüzyılın başında sadece Osmanlı, bizim Celali ayaklanmaları diye bildiğimiz ayaklanmalarda Rusya'da mesela sorunlu zamanlar diye geçiyor. Kore'de de aynı şekilde her tarafta bir yani soğuma, iklime bağlı isyanlar da oluyor. Yani sosyal değişme tabii var. Tabii ki. Yani iklim yani 3 sene üst üste yazın şey yapma, yazları kar yağarsa 3 sene üst üste tarım çökünce değerin %95'i tarım üretiyor. İnsanlar devlet hala gidip vergi almaya kalkarsa işte o zaman isyan çıkıyor. Aklıma sen şimdi soğuktan şimdi bir de sıcağı kuraklığı var. Kuraklık var, olursa da büyük göç oluyor. Orta Asya'dan Anadolu'ya geliyorsun. Onu bilmiyorum, onu karıştırma. Şimdi bu ayaklanmaları, bu isyanları Osmanlı çok yakından biliyor, tanıyor ve buna karşı nasıl... Eski tür isyanları biliyor. Eski tür diyelim. Eski tür isyanları biliyor. Ve baş etmeyi de biliyor. En liderini paşa yapıyor. Evet, yani şimdi mesela Tepedelenli Ali Paşa gelir herhalde resimleri. Tepedelenli Ali Paşa isyancıdan çok iyi bir pozisyonda değil ki. Sürekli isyan halinde çünkü pek merkez falan takmıyor. Evet. Yani zaten Osmanlı'nın merkezinin güçsüzleştiği bir dönem. Öyle. Şimdi belki oraya da geleceğiz ama burada aslında vurgulamaya çalıştığım noktaya geleyim. İlk defa bir isyan var. Tamam, bunu anladık. İnsanlar isyan ediyorlar. Bunu anladık. Fakat isyanın mantalitesi tamamen farklı olmuş. Diyor ki talebi farklı. Ben artık diyor ki ben senden değilim. Ben başka bir şeyim. Başka bir şey olduğum için senden ayrılacağım, gideceğim. Kendime aynen senin gibi başka bir devlet kuracağım. Çünkü ben başka bir millet haline geldim. Bu Osmanlı'nın pek anlayabileceği bir şey hiç değil. Anlamıyorlar. Hiç anlamıyorlar. Verdikleri tepkiler de detaylı konuşuruz ama anlamadıklarını gösteriyor. Yani bir büyük imparatorluk olarak Osmanlılar daha önce çok toprak kaybetmiş, çok toprak almış, çok toprak vermiş vaziyetteler. Sürekli alıp veriyor zaten. Bir yeri kaybediyor, bir yeri alıyor. Öyle zannedildiği gibi Rusya'yla sadece... harp ediyor, bazen alıyor, bazen veriyor. Zannedildiği gibi sadece gerileme devrinde olan bir şey söz konusu değil. Yani Osmanlı İmparatorluğu'nun en zirvede olduğu zamanlarda kalkıp toprak verilmiştir. Yani, kale kaybedilmiştir, kale alınmıştır, yani, şehir kaybedilmiştir. O, mesela şeye de işte efendim 1699 Karlofça'dan sonra bütün Macaristan gidiyor. Kuzey Macaristan gidiyor. Tabii gidiyor. Kırım gidiyor Ruslara.
Hepsi gidiyor ama bir başka devlete zimmetlenerek gidiyor. Tabii. Yeni bir devlet, yeni bir millet çıkmıyor. Şimdi yani bu ilk defa olacak. Yani reayadan bir grup, ne kadar tuhaf bir fikir. Reayadan bir grup diyor ki biz kendimizi yönetiriz, millet oluruz. Gerekli tecrübeye de sahibiz. Bunu pek anlamıyorlar. Ve ihanete uğradıklarını düşünüyorlar. Bu arkadan hançerlenmek... Böyle bir şey olsa çünkü gerekir. Bunların içinde işte Osmanlı'nın müsaadesiyle Akdeniz Karadeniz ticareti yapan tüccarlar olduğu gibi Fenerli Rum beyleri de var. Fenerli Rum beyleri Eflak Bordan Moldovya'nın beyleri. Yani Rum kökenli olmalarına rağmen Romen vilayetlerine bey olarak atanan ve Fener'de oturan aileler, büyük aileler bunlar. Şimdi 24 Şubat 1821'de isyan beyannamesini ilk açıklayan Alexander Ypsilantis'in dedesinin de adı Alexander Ypsilantis ve Eflak Bey'i zaten. Prens torunu. Tercümanlar da, Drogmanlar da. Babali Divan-ı Humayun tercümanları onlardan neredeyse geliyor. Neredeyse Karlofça'dan sonra 100 yıl boyunca hakimler. Şimdi kimler? Fenerli Rum beyler. O aileler bugünkü zaten birkaç Fener aile. Fener mahallesinde yaşıyor. Tabii birkaç aileden oluşuyor. Ve senin söylediğin gibi onun altını çizelim. O aileler o çocuklarını örneğin bugünkü İtalya'ya gönderiyorlar. Tıp okuyor, hukuk okuyor. İtalyancayı öğreniyor ki diplomasi dili. Onu gelip kullanacaklar. Birçok anlaşma zaten İtalyanca, ya da Türkçe, Latince. Mesela 19. Evet. yüzyılda bile İngiltere'ye, Osmanlı'ya bir şey gönderdiği zaman inanılmaz bir şey ama Latince gönderiyor. Evet. Yani Macarlar Latince yazıyor. Avusturyalılar Latince yazıyor. Diplomatik dili sonra Fransızca olacak. Bunları okuyan ailelerin çocukları. İsyan beyannamesinde Osmanlıca ben Mahmut olsam nasıl düşünürdüm diye düşündüm. Ben de tercümesinden okuyorum. Yani kendini padişahın yerine koydun. Bir kısa bir süre için. Nasıl bir duygu bu? Bir empati yaptım kısa bir süre için öyle diyeyim. Ben Mahmut olsam ya ne anlarım bu önüme gelen dokümandan? Ne yapmış yani şeyde? Eflak'ta ne yani bunları? Hayır, Eflak'taki bu adamlar ne yapmışlar? İşte şeyi geçip, nehri geçip Rusya'dan geliyor bir tip ve diyor ki ya Yunaniler. Şimdi böyle bir açılış cümlesine ne demek yani Yunaniler? Ve içinde şeyden bahseden, Termopil Maraton savaşlarından bahseden, eski Yunan savaşlarından, Leonidas'tan bahseden. Kahramanlardan. Leonidas kim? Yani eski Yunan Pers savaşlarına referans vererek Leonidas'tan, Isparta kralı Leonidas'ın nasıl Yunanlılar için hayatını verdiğinden falan bahsediyor. Şimdi hakikaten bu ne saçmalık derim. Yani ilk tepkim bu olabilir. Kim Leonidas derim şimdi? Yani ne alakası var? Yapmaya çalıştıkları ne? Anlamam ilk önce. Ama madem ki isyan etmişler, görevimi yapar, oraya asker gönderirim. Bu kadar basit tabii. Onlar ama, da öyle yapıyor. Hakan tabii. Bu saydığın şeyler var ya, eski Yunan, antik Yunan'ın tekrar canlandırılması ve ona atıf yapılması. Aslında belki bu şuna, millet... Evet, ütopyasının önemli bir kısmı önemli bu. Bir ayağı çok, çok önemli. Çünkü evet. Bizim geçmişimizde de var bu. Aynı. Yani bütün milletler için var. Evet, bu bütün milletler için var. Ortaya çıkınca yalnız, aslında milletin hemen geçmişine bakıyoruz ve tabii. Birdenbire bu milletin binlerce yıllık ne bir geçmiş olduğunu, eski olduğunu varmış da habersizmişler ama evet. Uyanmış. Evet. Evet. Hatırlıyoruz bu, hatırlıyoruz. Yalnız tabii Yunan milliyetçiliğinin bir avantajı var, onu teslim etmek lazım. Şimdi Yunan uygarlığını, antik Yunan, eski Yunan uygarlığını, Grek uygarlığını biraz önce senin söz ettiğin belki Rönesans sonrasında aydınlanmayla Batı'da çok fazla gündeme geliyor. Ve bu gündeme geliş de aslında Yunan milliyetçiliğini Avrupa kaynaklı besleyen ve meşrulaştıran damarlardan bir tanesi damarlardan bu. Ve desteklerin en önemli kaynaklarından bir tanesi. Askeri desteklerin de en önemli kaynaklarından bir tanesi bu. Bu Filhelen denen grup ki bunlar tamamen Napolyon Savaşları işte malum 1815 Viyana Kongresi kapandıktan sonra Avrupa'da işsiz güçsüz bir sürü subay var. Yani ordularından atılmış, terhis edilmiş ya da tensik edilmiş, azaltılmış, gönderilmiş bir sürü subay var. Bir işte İspanya'da falan biraz iş buluyorlar ama asıl bu 1821'de Yunan isyanının patlamasından sonra bölükler halinde geliyorlar. Yunanistan'a geliyorlar.
Sanıyorum burada mesela o fil helenlerin neye benzediğini de gösterebiliriz yakınlaşırsa. Fil helenin Türkçesini de belki... Yunanperest. Yunanperest. Yani Yunansever, Yunanperest diye söylemek gerekiyor. Şöyle bir bakıldığı zaman, şimdi ilk şeyde resimde... Sabit tut istersen. Tabii. Değil mi? Çok parlak da değil durumları. Bir yere küçük koşuyor. Bir hayvan filan işte yiyorlar, kesmişler, üşüyorlar başında ateşte filan ama... Kılık kıyafet değişik Avrupa ülkelerinin o bir gravür öyle değil mi Hakan? Bu bir gravür. Kaç evet. yılı tahminin yani ya da döneminin 1828 tamam, falan gibi. 20'lerin. 20'lerin gravürü. Tamam. Yani çağdaş bir gravür. Fil Helen dediğimiz ya da Yunan Peres dediğimiz gruplar akın akın Yunanistan'a gelip hizmet arz ediyorlar. Ve bunlar işte kimisi asker, kimisi Lord Byron gibi şair, züppe ve seyyah yani çeşitli kategorilerden adamlar ve Osmanlılar karşılarında birdenbire yani hiç hem fikri anlamıyorlar Yunan diye bir millet çıktı yok yere çünkü Osmanlı millet dediği zaman ya İslam milleti var dini cemaat tabii anlamında tabii ki milleti Beyza deniyor ya İslam milleti var ya Mileli Selase var Rum Ermeni ve Yahudi. Ama o millet yine dini cemaat. Evet, yine dini bir cemaat. Yani şimdi hayır kelimenin kendisi Yunan kelimesi çok yeni Osmanlı şeyinde. Kafir var böyle veya diyarı. İşte yani harpteki, evet. Millet kelimesinin çeşitli kullanımları var ama daha çok etnik, dilsel, dinsel cemaat demek lazım. Hepsine birden demek lazım ama bunların hiçbirine uymayan bir Yunan milleti iddiası var. Adamlar bağımsız olmak istiyorlar. Çekilin biz kendimizi yönetiriz diyorlar. Bu konuda silah kullanıyorlar. Silah kullanmak ne demek? Büyük bir katliamla açılıyor perde. Yani çok işin doğrusu insani bedelleri çok yüksek bir bağımsızlık savaşı oldu Yunanistan için. Yani onları da herhalde vakit olur konuşuruz da. Konuşalım Mora, önemli çünkü. Öyle. Mora eyalet başkenti olan Tripolice. Osmanlılar Tripolice diyor. Tripolis. Tripolis, üç şehir anlamında. Tripolitsa diyor Rumlar. Birden kırsal bölgede isyan patlayınca Müslüman, Osmanlı, Türk aileleri çoğu Türkçe konuşuyor, etnik olarak Türk. Tripolitsa'ya sığınıyor. Rum isyancılar kuşatıyorlar. Todorik Kolokotroni ya da Kolokotronis dediğimiz bir generalleri var. Gayet kleft yani hırsız eşkıya o kökenden gelen bir şaki. Evet eşkıya Osmanlı'nın bildiği işte bildiğiniz eşkıya yani bildiğiniz eşkıya Kolokotroni general olarak Tripolice'yi kuşatmış durumda. Şehri düşürüyor. Doğru. Ve ondan sonra da bütün o kırsal bölgeden sığınmış gelmiş Müslüman ahalinin ciddi bir katliamı oluyor. Şimdi ben görüyorum ekranda şu Todorik Kolokotroni, şu vatandaş. Kılık kıyafete baktığınız zaman yani çarpıştığı Osmanlılardan çok da farklı olmayan, hele ki Arnavut kılığı zaten şu tenure giydiği etek bir Arnavut kılığı o fistan. Şimdi gayet oryantal duran bir vatandaş. elindeki kılıç bir Osmanlı kılıcı. Yani zaten savaş böyle bir iç savaş tınıları da olan bir savaş. İki ordunun çarpıştığını gösteren eski gravürler vardır. Onların bazılarında yani Asakir-i Mansure reformdan önce ya da Mısır askerlerinin Yunanistan'a çıkmasından önce ise eğer gravür iki Osmanlı ordusu birbirinden çarpışıyor. Yani İki tane kavuklu bir şeyli adam birbirinden çarpışıyor. Şurada eski bir kitaptan yine elde göstereyim onu. O çok meşhur Missolonghi kentinin düşmesi. Lord Byron'ın 1824 yılında öldüğü Missolonghi kentinde. Şimdi görüyorsunuz hani kim bu çarpışan taraflar diye baktığınız zaman... Her iki tarafta aynı kılık içinde bir takım sarıklı, kavuklu adamlar birbirlerine kılıçla girmiş durumdalar. Hakan,
Reklamlar Girelim. İçin ve haberler için ara veriyoruz. Eski defterlerden ayrılmayın lütfen. Milliyetçilikleri ve Yunan bağımsızlığını konuşmaya devam edeceğiz. İyi akşamlar. Eski defterlerde kaldığınız için teşekkür ederiz. Hatırlayacağınız gibi önce milliyetçiliklerin ne olduğunu, nasıl meydana geldiğini konuştuk. Ve arkasından gayet spesifik bir şekilde Osmanlı'da Yunan ayaklanmasına, isyanına, Yunan milliyetçi hareketine değindik. Her zaman olduğu gibi elimizde birkaç tane kitap göreceksiniz. İsterseniz oradan başlayalım bu defa. Maalesef bu konularda çok fazla bir literatür olduğu söylenemez ama biz elimizden geldiği kadar ciddi araştırma ürünü olan birkaç kitap sizinle paylaşmak istiyoruz. Şu anda elimde tuttuğunuz Yunan Bağımsızlık Savaşı'nda Sakız Adası gibi gayet spesifik başlıklı bir kitap. Evet. Ve dolayısıyla arşiv belgelerine dayanan Filiz Yaşar'ın kitabı. Arşiv belgelerine bir de o kitap şeye dayanıyor tabii. Sakız Muhafızı Paşa'nın bir tarihçi Vakai Sakız diye bir Kitabı var. Kitabı var. Ona da dayanıyor. Ciddi bir yani. Sonra Ali Fuat Örenci'nin bir kitabını daha gösterelim. Mora. Mora Türkleri, Balkanlar'da ilk dram. O aslında bütün Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın Türkçedeki Cemil ilk biliyorsun şeyi monografisi oluyor. Bu arada ben kitap gösteremeyeceğim çünkü daha basılmadı ama Harvard'da genç bir arkadaşımız Şükrü Ilıcak Yunan Bağımsızlık Savaşı üzerine bir doktora tezi bitirdi. Herhalde Türkçe'ye de çıkarsa onu da görmüş oluruz. Adını Mehmet ben senin gerek. Önünde epey bir kitap görüyorum. Şimdi onları göstereceğim. Yalnız bu arada bir konuya dikkat çekeyim. Eskiden bu konular anlatılırken işte Yunanlıların ihaneti, ayrılıkçı Yunanlılar evet. ve işte onun altını çizmek lazım belki böyle o terminoloji konusunda evet. Yunanlılar da hala çok tartışıyor. Evet. Şimdi daha Yunan Bağımsızlık Savaşı Tabii. demek daha olayı vurgulayan. Şimdi benim önümdeki kitaplar Cemil aslında bu kitaplar Hakan'ın içinde makalelerinin olduğu, Hakan'ın ortak yazarları arasında yer aldığı kitaplar. Bir tanesi ve bunların hepsi İngilizce. Maalesef, yani ona maalesef diyorum, Hakan hep İngilizce yazıyor bu konuda. Bunları bir derleyip toplayıp belki bir kitap haline getirmek lazım. Şimdi bu İngilizce kitabımız, önce onu göstereyim. Citizenship and Nation State in Greece and Turkey. Burada Hakan'ın şu makalesi var. Gayet güzel, hoş. Şurada başlık. O başlık bir Osmanlı Hakan, sen arşiv okur musun? Belgesinden. Don't think. Ben okuyamıyorum. Don't boş ver, think of Greece agriculture. Onun ben Osmanlıcasını söyleyeyim. o bir Osmanlı belgesinden alıntı. Alıntı. Yunan isyan liderlerinden Dimitris Ipsilantis, Aleksandros'un kardeşi Dimitris Ipsilantis bir Osmanlı yöneticisine kışkırtıcı bir mektup yazıyor. Diyor ki, Yunanileri ırgat zannetmeyin. Onlar sizden âlâ bir millettir. Hı hı. Yani bizi köylü, ırgat, işçi zannetmeyin. Biz sizden daha iyi bir milletiz. Siz de millet olun, millet gibi savaşın bizimle. Çok düzensiz işler yapıyorsunuz hı hı. diyor. Oradan doğrudan alıntısıydı o. Şimdi diğer kitap yine Hakan'ın makalesinin yer aldığı Eleniki Epanastasi to 1821 artık o kadarını Grekçe söylemeyelim. Onun içinde İngilizce bir makalesi var yine Hakan'ın. Bu da anladığım kadarıyla eski düzenin, eski Osmanlı düzeninin sonu hı hı. ve Yunan ayaklanması başkaldırısı adı altını adını taşıyor. Yunanistan'da yayınlanmış bir kitap ve bu kitabın Türkiye'de basımını İSİS İngilizce olarak Maalesef yaptı. Maalesef o da İngilizce. Evet, bu da İngilizce. Onun da başlığını gösterelim. Biraz değiştirmişler başlığı ama Grek devrimi. Bak ama 1821, orada dikkat et. Grek devrimi bir Avrupa olayı. Bir terminolojiye dokundun olmuşsun. Ya demin. Aslında önemli konu. Şimdi Yunan devrimi diyor. Evet. Orada. Hı hı, 1821 Yunan devrimi diyor. Yunan Bağımsızlık Savaşı deniyor. Rum isyanı deniyor, Rum fetreti deniyor. Aslında bunların hepsi bir arada. Bu bizi çok şaşırtmamalı. Nasıl ki Amerikan devrimi
bir İngilizlere karşı isyandı. Hı hı. Aynı zamanda bir bağımsızlık savaşıydı. Kolonileştiren ülkeden ayrılarak bağımsızlığını kazanıyordu. İşte 1776 bağımsızlık bildirgesiyle ve bir de üstün üstlük Amerikan devrimiydi adı üstünde. Aynen onun gibi veya aynı şekilde aynı modeli Türk Ulusal Kurtuluş Savaşı'na da uygulamak çok mümkün. Hı hı. Hem bir isyan bir noktadan sonra padişaha karşı hem bir bağımsızlık gelecek peşinden değil mi? Yani hem de bir Anadolu ihtilali lafı da dolaşıyor yani ortalıkta. Aslında bu milliyetçilik literatürünün başlıkları nereden baktığınıza bağlı olarak tamamen değişme imkanı ihtimali olan başlıklardır. Sıfatlardır. Anlaşılıyor kimin neyi tuttuğu. Evet. Daha başlıktan anlaşılıyor. Eğer Yunanlıların İhaneti diye bir kitapla karşılaşacak olursanız anlayın ki bu tamamen Osmanlı merkezi bakış açısından veya bakılarak milliyetçilik bakış açısıyla. Evet. Devletçi ve milliyetçi. İlginç bir şekilde geç milliyetçilik. Yani ben orada mesela tabii ki Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın Yunan devrimi boyutu da var ister istemez. Ama daha objektif bir saptama olarak ne oldu peki bu isyanın? Evet isyan da var doğru ama isyanın sonunda ne oldu diye objektif bir saptama yaptığınız zaman Yunanistan bağımsız oldu. O zaman... Evet. Daha tarafsız bir şekilde Yunan Bağımsızlık Savaşı denebilir buna. Ve bu aşamada şimdi senin bir makaleni daha göstereyim ben. Oradan bir konuya daha değineyim müsaadenle. Estağfurullah. Şimdi bu da İngilizce yayınlanmış bir kitap. Balkanlarda Osmanlı egemenliği, çatışma, değişim ve uyum. Uyum diye çevirebileceğimiz bir kitap. Ve bunun içinde yine Hakan'ın ilginç başlık o bana söyledi yayından evvel, o tırnak içindekiler alıntı, hain Arnavutlar, yararlı valiler ve gayretli valiler, Osmanlılar, Arnavutlar, Türkler, Yunan Bağımsızlık Savaşı sürecinde evet, diyelim. Bravo. Şimdi bu makalenin senin arkasına baktığımızda şöyle ilginç bir şey görüyoruz. Yine yönetmenimizden rica edelim onu biraz yakından göstersin bize. Şimdi şurası, burasını rica ediyorum ben. Şimdi burasına biraz yakından baktığımızda Hakan'ın bu malzemeyi, evet bu yazı, bak fark edeceksiniz elence bir yazı. Altında Osmanlıcası var ve çıktığı yeri de biraz benim parmağımı gösterirse kameraman arkadaşımız. Hı hı. Parmağıma bakarsanız burada Başbakanlık Arşivi'nin damgasını göreceksiniz. Yanılmıyorum değil mi Hakan? Tersten bakıyorum çünkü. Yok doğru yanılmıyorsun. Heh. Çünkü o belge bizim Başbakanlık, Osmanlı Heh. Başbakanlık Arşivinden çıkma bir belge. Çok ilginç bir şey oluyor Heh. Aslında. Yani ben bu konuyu başka bir konunun bir parçası olarak, II. Mahmut zamanındaki dönüşümlerin bir parçası olarak çalışmaya başladığım zaman şunun farkına vardım ki Yunanlı dostlarımız kendi bağımsızlık savaşlarının tarihini bizim arşive gelerek henüz çalışmamışlar. Hı hı. Halbuki bizim arşivdeki bazı belgeler doğru Osmanlıca çeviri ama bazıları da doğrudan Yunanca. Yani çok ilginç bu milliyetçi tarih okullarının çalışmayı da akademik çalışmayı da ne kadar engelleyebileceğini gösteriyor. Ya böyle bir şey olabilir mi? Mesela Amerikan Bağımsızlık Savaşı'nı ya da Amerikan devrimini çalışan bir İngiliz Amerikalı İngiliz arşivini kullanmıyor. Yapamaz, yazamaz bile. Olmaz. Evet, yani ve çok ilginç işte neredeyse 10 sene falan oluyor. Ben bir iki şeyden bahsettiğim zaman mesela Todorik Holokotroni'nin Arnavut sergerdelerine, Arnavut liderlere gönderdiği bir mektup. İşte hem Rumcasını hem Osmanlıcasını verip içeriğinden biraz bahsettiğim zaman çok ilginç geldi onlara. Böyle, ilk defa duyuyorlar. İlk defa duyuyorlar. Çünkü sen Başbakanlık Osmanlı Arşivini kullandın ve o oradan çıktı. Oradan ilk kez geliyor ve kendi ulusal tarihlerine ait bir kapı açılmış gibi tam oluyor. Bu noktada belki şunu söyleyelim. Başbakanlık Osmanlı Arşivleri için bir defa Balkan tarihini, Kuzey Afrika tarihini, Orta Doğu tarihini, Kafkas tarihini yazarken bu memleketin arşivi kullanılmak zorunda. Objektif olarak kullanılmak zorunda. Çünkü burası hakimdi ve oralara dair çok ciddi, özel kaynakları var, değerlendirilmek zorunda. İkincisi, Cemil bir dakika, sen de gireceksin, lafa girmeden söyleyeyim sana vereyim.
Bir de ben şunu hatırlıyorum, şimdi Hakan'ın söylediğiyle alakalı. Bir Yunanlı meslektaşımızla ben konuşurken bana çok ilginç bir şey söylemişti. Bizde pek konuşulmazdı bunlar ama şunu düşünmemiz lazım dedi. İkinci Mahmud'a kadar bizim tarihimiz zaten ortak. Dolayısıyla İkinci Mahmud ve öncesi bizim de padişahlarımız. Şimdi bu işte o klasik sert milliyetçi üslubun kırılmaya başladığını, yeni bir üslubun, yeni bir araştırma perspektifinin de geldiğine dair çok hoş bir örnek bence. Söyleyeceğim Bu milliyetçi literatürde kahramanlar ve hainler sık sık yer değiştirir. Kimin hangi taraf yazıyorsa o tarafın kahramanı diğerinin mutlaka hainidir. Veya ki tam tersidir. Onun örneğini vereceğiz. Arnavutlarla alakalı. Fakat bu tabii çok şükür diyelim. Öyle başlayalım cümleye. Her yerde bu milliyetçi ve devletçi katılıktaki tarih yazımı anlayışında bir miktar zedelenmeler ve sendelemeler var. Kısa bir süre önce Yunanistan'da bu Türk dönemi olarak adlandırılan, Türk yönetimi olarak adlandırılan Turkokratya denilen Kratya, Kratos yönetim. Kratos yani yönetim. 1828 bağımsızlığından, 29 bağımsızlığından önceki dönemi ele alan, uzun Türklerin yönettiği Yunanistan'ın topraklarında ve Yunanların başlarına gelen zulüm vesaireyi anlatan resmi ideolojinin dışında bir belgesel yapıldı. Yunanistan'da gösterildi ve o belgeselde tıpkı Hakan'ın biraz önce gösterdiğimiz gibi yapmış olduğu çalışmalara benzer, meslektaşlarımızın yapmış olduğu çalışmalar yan yana ve üst üste getirilince aşağı yukarı şöyle bir manzara ortaya çıktı ki Yunan milli tarihinin anlatmış olduğu tablo aslında tam olarak gerçeği aksettirmiyor. Aksettirmemek bir tarafa, söylediklerin pek çoğu o kadar da doğru değil, birçoğu da yanlış. Bazı şeyleri de hiç söz etmiyor. Tıpkı bütün milli tarihlerin yazdığı gibi ve tabii Yunanistan'da yine İzleyicilerimizin tahmin edeceği gibi Kızılca Kıyamet koptu. Yani nasıl olur da hatta bunların içinde Yunanlı tarihçiler de vardı. Hani sırf yabancılar olsa diyecekler ki Yunan'ın Yunanlı'dan başka dostu olmadığı için hakkımızda bir takım dedikodular yapılıyor. İnanmayın. Fakat bazı Yunanlı akademisyenler de bu işin içindeydiler ve onlar da resmi görüşün dışında, resmi tarihin dışında akademik araştırma sonuçlarını koyunca milliyetçi Yunanlılar ayaklandılar. Biz böyle tarih istemiyoruz. Söylemek istediğim şey şu, her yerde milliyetçi tarihçilikle bu milliyetçi tarihçiliğe karşı akademik tarihçiliğin karşı karşıya geldiği sırada muhakkak böyle anlaşmazlıklar oluyor. Fakat umarım ki milliyetçi tarihçiliğin ortaya koymuş olduğu bu türden ne diyelim bir romantik yanlışlardan arındırılmış ve hiçbir şekilde yanlışla şey vermeyen, bir imkan tanımayan tarihçilik anlayışının dışına çıkıldığında biz aslında geçmişe baktığımız zaman ki geçmişi ve geçmişin bugünkü uzantılarını çok daha realist bir şekilde tahlil etme imkanımız oluyor. Hakan, şimdi tekrar istersen Yunan istihasına devam edelim. Bir beyannameden bahsetmiştin. Beyannameden bahsetmiştin. Biraz da şeyden bahsedeyim. Olayın kendisi. Mora ayaklandı. Önce Eflak'ta küçük bir şey çıktı. Kriz çıktı. Çar'ın generali olan Alexander ya da Alexandros Ypsilantis 1820 yılında Filiki Heteria'ya girmiş. Filiketerya'nın şeyi yok, bir başkanı yok. Gizli başkanımız var diyorlar, biz gizli cemiyetiz. Bu üç kişi söylemiyorlar aslında başkansız bir cemiyet olduğunu. Var, çok büyük bir liderdir bizim, çok çok güçlüdür filan diyorlar. Ve genelde de örgüt yayılmaya başladıkça, yeraltı örgütü olarak bunun Rus çarı olduğu düşünülüyor. Örgütün yayılması da böyle altta iki tabaka şey var. Vlamides, kardeşler denen, yine masonik bir referans bu. Kardeşler denen ama amacın ne olduğunu, politik amacın ne olduğunu bilmeyen bir kitle var. Yeni alınmışlar. İkinci gruba bizim Cevdet Paşa'mız tavsiyeli diyor. Tavsiye edilmiş. Onlar bir nebze daha üstte. Maalesef bu arada Cevdet'in sadeleştirmesini yapan yayın evi
o tavsiyeliği Tosyalı diye okumayı becermişti. Onu da aklıma geldi. Üstteki iki tabaka da ruhban ve çoban diye geçiyor. Bunlar tabii ki ne ruhban ne çoban. Fakat yönetici anlamına geliyor. Alexander Ypsilanti 1820'de Filike Eteria'ya geçti. Ve yanında da böyle 100-200 kişilik bir grupla pat diye Eflak'a giriverdi. Rusya üzerinden, Rus topraklarından. Ve burada 2. Mahmut bile Rusların bu işi yaptırdığını düşündü. Dışarıdan müdahale, müdahale veya teşvik var. Teşvik var, öyle zannetti. Kökü ve dışarıda, dış mihraklar. Ve bir düşündü önce. Yani benim gidip şimdi bu isyanı dağıtmam, Bükreş'e de çünkü gidiyor Ypsilanti. Problem olur mu? Rusya'yla bir savaşa yol açar mı? Yoksa işte birazcık daha idare edelim mi filan? Fakat Rus çarı böyle bir şey yok diye garantiler verdi. Yani Osmanlıları bizimle alakası yok. Bizimle alakası yok. Ben bu cemiyetin lideri değilim. Vallahi alakam yok. Dolayısıyla dedi. İç işlerinize karışmıyoruz. Bunun üzerine Osmanlılar Eflak'taki Rum ayaklanmasını çabucak bastırdılar. Yeniçeriler gitti herhalde. Yeniçeriler gitmiyordu. Gitmiyor. Yeniçeriler yani şeyler gidiyordu. Daha çok ulufeli askerler, paralı askerler gidiyordu. Yeniçerilerin doğru dürüst bu sırada pek, onu da başka zaman konuşalım ama savaşa gitmemenin yolları var. Yani İstanbul'da birikiyorlar, biz gidiyoruz tabii tabii filan diyorlar. Küçükçekmece Köprüsü'nden sayım yapılıyor. Köprüde sayıldıktan sonra dönüyorlar geriye. Pek yok Yeniçeri. Yani bu bütün Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın savaşları içinde de benim yani görebildiğim belgelerde bir iki kez Yeniçeriler savaşa giriyor. Atina önlerinde böyle işte birkaç tüfek patlayınca bırakıp kaçıyorlar. Yani buradan zaten da başka yerlere... Zaten Yeniçerilerin de sonu gelmek üzere. Yeniçerilerin de sonu gelmek üzere. Bu nedenden ilk dolayı. Şeyi bu. Efendim? İlk dönemin mücadelesi. Yani şimdi belki şeyde patladı. Eflak'ta tüfekler patladı, bastırıldı ve Alexander Avusturya'ya sığınmak zorunda kaldı. Avusturya'da da Metternich var tabii ki ve meşhur başbakan ve onlar da devrimciyi beğenmiyorlar çünkü Fransızlara karşı hem Rusya hem Avusturya aslında Fransa'ya karşı olan devletler. Bütün muhafazakar rejimler. Muhafazakar rejimler. Bütün devrimcilikler de Fransa tarafından teşvik görüyor. Dolayısıyla Alexander orada izole oldu kaldı. Fakat isyanın belirli bir tarihte aynı anda birkaç yerde patlaması önceden planlandığını gösteriyor. Yani Mart ayının başında Mora'da da patladı isyan. Merkezi bir planlama hatta var. Hatta mesela 13 Mart 1821 günü Rumların bir kadın kahramanı var. Bubulina diye resmi gelirse görürüz. Bubulina Hanım isyan bayrağını açtı ve yeni bir bayrak dizayn etmiş kendisine, tasarlamış. Bubulina böyle bir hanım. Biraz idealize bir resme benziyor. Herhalde bir korsan olarak bu kadar cazip değildi, bilmiyorum. Yani arkada soğan kubbeler var. Sanki böyle bir Romanya, tamamen hayal. Rusya tamamen falan. Hayal. Yani gerçek Bubulina böyle miydi bilmiyorum ama babası bir tüccar ve aynı zamanda korsan. Rum tüccar gemileri işinlerine gelirse korsan da oluyorlar. Bubulina'nın kocası da Bubulis. Ölünce bütün filo, ticaret filosu buna kalıyor. Ve 13 Mart biraz vurgulayarak söylüyorum çünkü hemen hemen herkesten önce Bubulina Komneni Hanedanı, Komnenos Hanedanı'nın bayrağına benzeyen kendi isyan bayrağını tasarlamış. O da isyan ediyor gemide. Tabii, yani müsaade et o Komnenos tabii, kim? Son Bizans hanedanlarından bir tanesi. Önemli hanedanlarından Komnenos bir tanesi. Hanedanı. Yani dolayısıyla işte, öyle bir ilişki bir, kuruyorlar. Yani o zaman o, tarihsel bir bağlantı evet, olmuş oluyor. İşte bayrağın şimdi, sebebi o, öyle değil mi Hakan? Tabii. Anna Komnena meşhur, Alexiad babasının hikayesini yazıyor. Manuel Komnenos. Komnenoslar o Komnenoslar. Şimdi ne için söyledim? Sadece eski Helas'ı değil, antik Yunan'ı değil, bir grup Rum milliyetçisi de
Bizans'ı yeniden yaratmayı düşünüyor. İhya etmeyi, yaratmayı. Anlaşamamışlar bir anlamda da. Değişik projeler var. Hı hı. Yani hatta bu Bizans şeyinin, damarının daha eski sürüm olduğunu Rum milliyetçiliğinde söylemek mümkün. Hı hı. Çünkü 1770'te Alexey Orlov, Rus kontu, biliyorsunuz Baltık'tan dolaşıp Cebeli Tarık'tan geçip Çeşme açıklarında bizim donanmayı yakıyor. Bizim donanmayı yakmadan önce Yunanistan karasında Mora'da da isyan çıkartmaya çalışıyor. Hı hı. Yani ikinci Katerina'nın Bizans projesi var. Hı hı. Yani Batı Anadolu'yu, İstanbul'u, bütün Balkanları Osmanlı İmparatorluğu'ndan koparmak, başına bir torun filan geçirmek, hı hı. Dolayısıyla bir Bizans devletinin ortaya çıkması. Hı hı. Şimdi bu bilina öyle anlaşılıyor ki biraz geride kalmış. Hı hı. Yani pagan Yunanistan'ı yeniden canlandırma projesine değil de eski Bizans projesine şimdi takılmış. Şimdi onu diyecektim. Yani iki tane kaynak adeta kullanılıyor. Evet. Bir tanesi Antik Yunan, evet. Bir tanesi Bizans. Evet. Bu Yunan milliyetçiliğinin inşasındaki iki referans noktası. Kesinlikle. Hı hı. Çatışmalar böylelikle da birkaç bin sene geriye gitmek mümkün çatışmalar olabiliyor. Çatışmalar da olacak. Yani ileride defalarca Rum hizipler birbirleriyle kapışacaklar. Hı hı. İlk devlet başkanı suikaste kurban homojen gidecek. Homojen değil çünkü bu milliyetçiliğin değil. Ve bir de tabii dış müdahale, o senin dediğin laf kritik. Hı. Bazıları Rum isyancıların, bazıları Rusya taraftarı, bazıları Fransız, İngiliz taraftarı, onlar da birbirine giriyor. Birbirlerini öldürüyorlar. Yani böyle bir ortamda aynı anda birkaç yerde isyanın patlamasından dolayı önceden planlanmış olduğunu düşünmeliyiz. Tripolis'i de aldıktan sonra Tripolis'i bir Müslüman katliamı oluyor. Öyle açılıyor sahne. Yani Kolokotronis, çoluk çocuk falan demeden herkesi öldürüyor. Buna cevap ne olabilir? Osmanlı dünyasında valla o dünyanın sert koşulları içinde çok da farklı bir şey olmadı. Yani 2. Mahmut Şeyhülislam'dan bir fetva aldı ki bu reaya ahdi bozmuştur, naksi ahd etmiştir. Artık zimmi değildir, harbidir. Harbilerin de çolukları çocukları esir edilebilir, malları yağmalanabilir, kendileri öldürülebilir. Yani buna Osmanlı Devleti'nin Şeyhülislam'ı fetva verdi. Ve bu fetva alındıktan sonra mesela o senin demin gösterdiğin kitap üzerinde, Filiz Yaşar'ın kitabının üzerinde Velázquez'in ünlü Sakız Adası katliamı resmi var. Gösterelim mi tekrar? Gösterelim. Çok iyi bir kalite resim değil ama onu bende de varmış. daha aynı. Güzel bir resim şu. Mesela Sakız Adası'nda da Osmanlılar bir katliamla sahneyi açıyorlar. Yani Tripolis'e katliamının cevabı Sakız Adası'nda bir katliamla veriliyor. Çok ciddi, şöyle tutsam olur herhalde. İşte bakın bir Osmanlı subayı, işte çoluk çocuk, çıplak, perişanlık evet, falan. Evet, resmi anlatmakta olduğu bir yer yani, var yani. Orada da gözüküyor. Bu da bir damar. Ya hem bir propaganda amaçlı hem bir miktar gerçeklikle herhalde ilintisi vardı. Savaşlar öyle çok sevimli işler olmuyor biliyorsunuz. Peki Lord Byron'dan söz etmiştin. Onun bu sürede birkaç cümleyle rolünden söz etmek belki önemli ve yararlı olacak. Lord Byron Avrupa'daki bu Yunanperest ekibin içindeki en egzantrik şahıslardan bir tanesi. İşte daha önceden zaten bir defa 1808-9-10 yıllarında bir o büyük tur denen seyahate çıkmış Lord Byron. Arkadaşlar gösteriyorlar, çok güzel bir resmi var. Yunanistan'da ayaklanma patladığını duyunca Yunanların kendisinin Cambridge'de öğrendiği eski antik Yunancayı konuştuğunu zannediyor. Kendisine bir Yunan miğferi yaptırmış. Perikles'in miğferine benzeyen bir miğfer. Mümkün olduğu kadar kendini o kılığa sokup İtalya'dan soluğu şeyde alıyor. Yunanistan'da alıyor. Missilongi'de işte 1824 yılında Zatürre'den çok da fazla bir şey yapamadan ölüyor ama cebinden bir 4000 poundunu harcadığı, aile servetinden bir 4000 pound sterlin çok çok büyük bir para. Hı hı.
Yani birkaç gemi donatır. O parayı harcadığı biliniyor. Lord Byron. Evet, Lord Byron'ın bizim Osmanlı... Önemli bir şair. Avrupa'da bilinen bir şair. Dolayısıyla işte, bu Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın kazandırıyor. İşte arkadaşı Avrupa'da Shelley'i... Avrupa'da tanınmasında önemli rol oynuyor. Shelley'i şeyde ölüyor. Shelley yani boğuluyor İtalya'da. Ondan sonra Yunanistan'a geçiyor. Yanında da Lord Byron'ın çakalı denir İngilizce literatürde, Trelawney bir arkadaşı var. Bunlar ilk önce Ali Paşa bunları tepedelenle ağırlıyor. Lala Paşa yapıyor. Evet. Yani Osmanlı'yı da seviyorlar ve beğeniyorlar aslında. ama okulda okudukları, onların da geçtiği eğitimden dolayı işte despotik oryantal Farsların yerine, Perslerin yerine geçmiş Osmanlı'ya karşı Yunanlılara yardım etmek daha iyi bir fikir gibi geliyor. Ama ondan sonra realite, hayat çok başka şeyler sunuyor bunlara. Yani o tahmin ettikleri, Lord Byron'ın mesela Yunanca paraladığı, kimsenin anlamadığı, çünkü 2000 sene önceki dili konuşuyor, hiç kimsenin anlamadığı söylenir. O bebeki, onlar hayaller. Ama müthiş bir popülarite kazandırıyor. Osmanlı arşivinden küçük bir dipnot atayım orada. Serezli Yusuf Paşa, o evladı Fatihan Paşalarından bir tanesi, Lord Byron Missilongi'de ölünce İstanbul'a bir rapor yazıyor. Nasıl okumak gerekir bilmiyorum. Osmanlı alfabesinden dolayı Byron demek mi istedi, Biron mu demek istedi? İkisi de Biron diye de Byron diye de okunabilir ama ben Byron diye okumak isterim onu. Lord Byron dedikleri İngiliz'in laşesi diye başlayan bir doküman. Yani bütün Avrupa'nın övdüğü, hayran olduğu, işte yazdığı eserleri okuduğu Lord Byron bizim Serezli Milis Paşası'nın gözünde Lord Byron nam kafir idi. Ölenin kim olduğunu bile pek kestirebilmiş değildiler. Yani bambaşka bir noktadaydılar. Tabii o dönemin iletişim ulaşım olanakları yani o kadar. Ama yani ondan... bizim arşive de girmiş midir Lord Byron? Evet girmiştir. Birkaç belgede ölüm hikayesi anlatılıyor. Missilongi ne oldu? Çok kötü gidiyordu savaş Osmanlılar için. 1825 yılında savaş dediğin Yunan bağımsızlık savaşı, ayaklanma savaşı. Ayaklanınca savaş oluyor. Yani savaş demekte beis yok. Berbat gidiyordu savaş Osmanlılar için. Komutanlar birbirlerinden anlaşamaz. Arnavut askerleri ulufe talep eder. Aldıkları parayla faizcilik, tefecilik yaparlar. Yani anlaşır devlet mesela, bu askeri müteahhitlik sistemi diye bir şey. Onu açar mısın biraz? Yani o, yani bir orduda dışarıdan gelen veya işte belli bir parayla çalışan insanlar var. Şimdi bütün orta çağda, yani bu ulus ordular, vatandaş ordularının kurulmasından önce, Fransız devriminden önce Avrupa'da askerlik dediğiniz zaman paralı askerler ve soylulardan oluşan ordular düşünmek lazım. Yani yerel soylular ve ki onlar da askerlik eğitimi falan pek aldıkları yok. Hani skola militaristler falan vardır ama genel olarak soyludur diye adamı kalkıp pat diye general yaparlar. Komutan oluyor. Komutan olur, pek bir şey anlamaz. Askerler de paralı askerler. Arada da bu askerleri bu orduya, çünkü zorunlu askerlik yok, vatandaş askerliği yok. Arada da bu askerleri orduya taahhüt eden, ben sana şu kadar asker getiririm diyen askeri müteahhitler var. Asker müteahhitleri var. Ve bunlar... Ordu bulma kuruma gibi bir şey bu. İş bulma. İş bulma kurumu yerine şimdi, ordu bulma. Osmanlı İmparatorluğu'nda da Arnavutluk, taşlık, dağlık çok verimli olmayan bir yer. Askerlik bayağı bir geçim kaynağı. Arada da ayrıca bir kabile bölgesi. Çok önemli çünkü nakit para alıyorsun. Nakit para alıyorsun. Çok yaygın bir gümüş uygulama değil tabii. O çok önemli bir şey. Peşin alıyorsun. Tabii. Şimdi üstüne üstlük anlaşma yapıyorsun. Senin adına müteahhitin, senin başındaki şef devletle, yani Osmanlı Paşası'yla anlaşma yapıyor. Diyor ki 300 harca 100 asker getiririm. Harç dediği verilen ulufe. Yani 300 kişilik para ödersen 100 tane asker getiririm diyor. Pazarlık baştan. Açık eksiltme mi, arttırma yapıyor.
Sen 5 ay söylüyorsun ama diyor biz diyor ancak 3 ay diyor çarpışırız. Hafta sonu tatili var mı? İşte hafta sonu tatili de şöyle oluyor. Savaş başladığı zaman da fiili olarak baştaki askeri müteahhit en gençlerinden birilerine diyor ki sen çaktırmadan uza memlekete doğru. Öldü filan diyorlar en fazla merkeze eğer şeyseler iyi niyetleri üzerlerindeyse. Yok o da yoksa onun adına parayı da maaşı da almaya devam ediyorlar. Şimdi böyle bir sistem var. Bir miktar tabii Orta Çağ'daki o İtalyan Rönesans şehir devletlerindeki condottiere o sisteme de benziyor. Nasıl ki orada İtalyan küçük İtalyan şehir devletleri arasında savaş hiç bitmesin efendim hiç bitmesin diye condottieri birbirleriyle savaşırlar biraz da yalandan. Bu askeri müteahhitler de karşıdaki böyle asker buluyorlar. Karşıdaki şeylerle Rum şeflerle ve Rumca yazışıyorlar. Ve işte diyorlar ki siz oradan geçmeyin biz buradan geçelim. Savaş zamanında ben sana katılırım sen bana katıl filan bambaşka bir dünya. Yani, şeyi hatırladım sen bunu söylerken. Mesela Selçuklu ordusunda çarpışan İtalyanlar var. Paralı asker. Frankler var. Evet, Frankler var. Bizans ordusunda Türkler var. Var. Yani bunu yadırgamamak hiç, lazım. Hayır. Eski bir yani uygulama. Bugünün terminolojisinden, bugünün deyimleriyle filan terimleriyle pek düşünmemek belki gerekiyor. Belki şöyle, milli takımlara benzetilebilir. Yani nasıl dışarıdan antrenör geliyor, o zaman da geliyor. Şimdi, işte dışarıdan oyuncu ve antrenör geliyor. Bu son dönem Osmanlısında en ciddi ve çabucak hemen devreye sokabileceğiniz bir isyan olması demek, hazırda bekleyen ordunuz Yeniçeri ordusu işe yaramıyorsa, gönderemiyorsanız, bahaneler söylüyorlarsa, anında müdahale edebilecek askerler bu Arnavut, Ulufeli, paralı askerleri. Yani rakamlar korkunçtur. Yani mesela işte 5000 kişilik bir gruba 20 bin kese gümüş gider filan 3 aylık için iflas noktasına müthiş bir para. İflas Osmanlı noktasına getirmiştir Osmanlı maliyesini. Osmanlı açısından Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın en büyük dertlerinden bir tanesi para, finans. Ve savaş kötü gidiyor. Bu tip sebeplerden dolayı. Yani sadece Rumların çok etkin askerler olmaları falan değil. Osmanlı'nın da kendi dertleri var. Ve bir noktada valisinden yardım istemek durumunda kalıyor. Valisi derken? Devlet kendi valisinden. Evet. İmdat. Hangi vali bu? İstimdat ediyor. Aslında bir başka Balkanlı'dan, bir başka Kavala'dan. Rumeli'den, evet. Yani, Kavala'dan, Mehmet Ali Paşa'dan. Kavala'dan gelmiş Kavala'dan, ama artık Kavala'da olmayan. Rumeli'deki isyanı bir Rumeli'li, eski Rumeli'li validen yardım alarak bastırmayı deneyecek Mısır olan. Mısır valisi Kavala'lı Mehmet Ali Paşa'dan yardım istiyor ama valimiz de mini mini değildi belki ama çok akıllıydı. Hem nasıl? Olur ama diyor. Tabii diyor. Ve karşılığında düzenli bir askeri var. Fransız eğitmenlerin İstersen, eğittiği Hakan, bir asker yani var. Özel olarak niye Mısır valisinden alınmak zorunda kalındığına girelim. Çünkü yani burada çok önemli bir küçük mesele bir var. Açalım mesele orada. Var. Sonra yani gidip de mesela üzere. Niye Erzurum valisinden istenmiyor da özellikle Mısır valisinden istenmek zorunda kalınıyor. Oranın ne gibi bir özelliği var? Şimdi önce şeyi hatırlayalım. 1898'di Fransa'nın Mısır'ı işgali. Napolyon'un 1798. Affedersiniz. 1798 ve o Fransa'nın Mısır işgali sırasında gönderilen Yeniçeriler arasında veya ordunun içerisinde bir er. Paralı Arnavut askerleri içinde onların şefi. Biraz önce bahsettiğimiz o büyük türden, paralar karşılığında asker olmuş. Bu sonradan Mehmet Ali Paşa olacak olan Mehmet Ali de var. Şimdi, ve Mısır hep çok işgal edilen bir ülke. Önce Fransızlar işgal ediyor, ondan sonra İngilizler işgal ediyor. Ve Mısır valisi İngilizlerle çarpışıp onları atıyor. Bayağı bir prestij kazanıyor Mısır'da. 1811 yılında da Mısır kölemenlerini kaleye toplayıp katlediyor. Yani Mahmud'un sonradan yapacağı Yeniçeri katliamını vesaire birazcık erkenden yapmış. Hem onu yapmış hem ekonomisi konusunda Mısır'ın zeytinyağı, pamuk üretimi pamuk konusunda özellikle üretimi, çok önemli düzenlemeleri var. Sonra hatırlıyorum Sudan'ı Fransa'dan işgal ediyor. Evet yani o şey tabii. Fransa'dan eğitmen getirtiyor. O düzenli bir
milis ordusu, işte şimdi, bir ordu oluşturuyor. Mesela oğlu İbrahim Paşa'yı gönderiyor Yunanistan'a, Mora'ya. İbrahim Paşa resmi gelirse görürüz. Bir de donanması yani, var herhalde. Değil var. Çünkü yani Yunanistan'a gitmesi için onun donanmayla şimdi, gitmesi Erzurum'dan lazım. Erzurum'dan olmazdı zaten. Tabii, şimdi Erzurum'dan olmuyor. Donanma var, coğrafi olarak yakın, iyi eğitilmiş bir ordu ve daha da önemlisi bu iyi eğitilmiş Mısır ordusu daha önce iyi bir sınav vermiş. Arabistan'da Vahabilere karşı büyük bir zafer kazanmış. Mekke ve Medine'yi geriye almış Mahmut için. Oraya gönderilen Tosun Paşa, diğer oğlu. Fakat buraya gönderilen İbrahim Paşa... Ki Hidiv olacak o da sonradan Mısır'ın. Olacak çok kısa. İşte arada bir şeylik oluyor, ölüyor babasından önce filan ama fiili olarak idareyi eline alıyor. İbrahim Paşa sert, iyi bir asker. İşte kılık kıyafet biraz Mahmud'un kendisine benziyor, görüyorsunuz. İbrahim Paşa. İbrahim Paşa ama bu Mahmud'un kıyafet reformundan önce. Fes var başında. Fes var başında. Askerce bir kılık. İşin doğrusu yani Yunanlı asilerden daha fazla Avrupa askeri kılığına uyan bir kılığı var İbrahim Paşa'nın. Mısır valisi bu isyanı bastırma karşılığında düzenli ordusuyla oğlu için Mora valiliğini istiyor. Girit'i istiyor. Girit'ten başlıyorlar. Bir Serçeşme Hüseyin Beyleri var. Tertemiz oluyor Girit. Osmanlıların deyimiyle. Mısır'a bir Rum köle kayıkları işlemeye başlıyor. Yakaladıkları asilerin çoluk çocuklarını Mısır'a köle olarak göndermeye başlıyorlar. Çok ciddi bir bedel ödeniyor tabii ki. Yani bu isyan ediliyor milliyetçilik adına ama korkunç şeyler oluyor. Ve üst üste çeşitli şeylerde, zaferlerde ki en önemlisi mesela, en önemli iki tanesini söyleyeyim uzatmayayım. Bir tanesi Missilonghi'nin alınışı. İşte çıkmak istiyor içinden Rumlar ama çıkamıyorlar. Bu sefer bir Rum katliamı oluyor. Yani bunları böyle söylüyorum çünkü biz arşivlerde bunları zaten bu adlarla görüyoruz. Missilonghi'den mesela gönderilen işte 2700 bilmem kaç çift kulak katınıza gönderilmiştir efendim diye Osmanlı Paşası'nın şeyini görüyorsunuz. Raporu var. Raporu var. Yani kaç kulak gitti şeye. İstanbul'a bulabilirsiniz. Dolayısıyla bu bir edebiyat değil. Hayır, bu bir edebiyat değil. Peşinden de Mayıs ayında 1827 Mayıs ayında Atina'nın düşmesi. Yani aslında isyan bastırılıyor isyan yani. İsyan bastırılıyor. Mayıs'ın başında, Mayıs'ın ilk haftasında Atina geri alınıyor. Missilonghi alınıyor. Darmadağın oluyor. Yani Mısır ordusuna karşı dayanamıyorlar. Yani Rum isyancılar Mısır ordusuna karşı dayanamıyor, darmadağın oluyorlar. İşte o noktada bildiğiniz başka bir müdahale daha oluyor. Aksi şimdi, takdirde Yunan bağımsızlık davası suya düşmüş vaziyette. İş kayboldu diye, yani bu iş yattı diye düşünüyorlar. İlk evresi tamamlanacak. İlk evresi tamamlanıyor. Yunan bağımsızlık mücadelesinin ama savaşını. Ama o noktada yani Ekim 1827'de 24 Ekim filandır bulurum. 20 Ekim'miş. 20 Ekim 1827'de Peloponnez, Mora'nın bir limanı olan Navarin'de Osmanlı ve Mısır donanmalarına 3 devletin, 3 müttefik devletin donanması Amiral Codrington'dır onun başı. Ama Rusya, Fransa ve İngiltere artık anlaşmış. Kendi aralarındaki anlaşmazlıkları bir tarafa koymuşlar. Üç devletin donanması limanda demirleyen Osmanlı ve Mısır donanmasına savaş ilanı falan olmaksızın pat diye bir baskın yapıyor. Biz buna Navarin baskını diyoruz. Ateş gemileri kullanılıyor. Gemiler yakılıyor. 7-8 bin Osmanlı denizcisi ölüyor. Karşı taraftan batan gemi yok çünkü çok hazırlıksızlar ve beklemiyorlar. İşte ondan sonra da ikinci aşamaya geçiyoruz. İşler Yunanlı asiller için birden daha parlak bir noktaya doğru gidiyor. İlginçtir, hiçbir devlet ben sana savaş ilan ettim demiyor Navarin'de. Hatta İngiliz kralının lafı
bu şanssız olay. Orada talihsiz olay. Tabii. Şimdi belki izleyicilerimizin bir kısmı hatırlayacaktır. 1815'te meşhur Viyana Kongresi var. Şimdi bu Viyana Kongresi'nin birkaç önemi var Osmanlılar açısından. Bir tanesi bu meşhur Doğu sorunu sözü ilk defa bu kongrede dile getiriliyor. Bir Rus çarı tarafından, birinci Alexander tarafından. Şimdi bu tarihten itibaren Osmanlı deyince akla Doğu sorunu gelecek. İkinci önemli konu 1815 Viyana Kongresi'nde alınan kararlardan biri bir işte memleketin dahilinde çıkan bir isyan o memleketin iç sorunu olarak kabul edilecek şeklinde bir prensip. Kendi yani o coğrafyadaki bütün herkesin kabul edeceği bir prensip. Ve fakat bu prensip yani bu Yunan Bağımsızlık Savaşı sırasında hiçbir devletin uymayacağı, görmezden geleceği tam tersine 1815 Viyana Kongresi'nde altlarında imzaları olmasına rağmen tam tersine destekleyecekleri bir harekete dönüşecek. Bu dipnotu şimdi, atmak isterim. Bu kıymetli bir dipnot. Üstünlük 1815 Viyana Kongresi'nde Rus temsilciliği yapan adam Kapodistrias Yunanistan'ın da ilk cumhurbaşkanı olacak. Şimdi bu tip bağlantılar da var ve Kapodistrias Rusya'nın adamı olarak Yunanistan'da var. Yani Kapodistrias, Mavrokordatos ve şeyi bir tarafa, Kolokotroni'yi bir tarafa alıp bir Rus partisi oluşuyor şey içinde. Evet, Yanis Kapodistrias geldi. İşte yani gösterirlerse bir tam bir dönemin Fransızına aslında herkesten daha çok benziyor. Bir şey unutmayayım sonra diye düşünüyorum. Çünkü birazdan bitecek reklama ve haberlere gireceğiz. O arada bu Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın ilk evresinde meydana gelen trajik bir hadise var. Onu hatırlatmak istedim. O da Patrik Gregorius'un ta en başında. Evet, asılması. Evet. Neyle alakalı? Yunan isyanıyla, Mora isyanıyla, Yunan Bağımsızlık Savaşı'yla alakalı görülerek Patrikhane'nin kapısında asılması. Eğer yani o Patrikhane'nin kapısı yani Patrik Gregorius'un asıldığı kapı hala kapalıdır. Günümüzde de kapalıdır onun anısına. Bu trajik bir olay o dönem için. İkincisi tabii daha vahimi Gregorius'un cesedini Yahudilere yerlerde tabii, sürterek Haliç'e kadar götürülmesi. Çünkü Ruslar bulduklarını iddia edip Kırım'a götürüp ama değil pek. Bu çok rencide edici bir yani o dönem için hareket olduğunu unutmamak lazım. Neden Yahudilere diye sorulacak olursa çünkü Ortodokslarla Yahudilerin bu çeşitli sebeplerle ki ama en önemlisi bu kan olayı sebebiyle geçinememeleri ve birinin cezasını diğerine verdirmek bir Osmanlı yöntemi adeta. Dolayısıyla hani bu trajik hadiseyi de yani Rumlar şimdi, açısından trajik hadiseyi de hatırlamamız lazım. Bu kadar trajedi şimdilik yeter. reklamlardan ve haberlerden sonra bizimle kalacağınızı umuyoruz. Eski defterler devam edecek. İyi geceler. Eski defterlerde milliyetçilikleri, Balkan milliyetçiliklerini ve özel olarak da Yunan Bağımsızlık Savaşı'nı, tabiri caizse Yunanistan'ın milli mücadelesini gördük. Fakat bir de baktık ki aslında Osmanlı Yunan isyancılarını bir hayli tepelemiş. Yunan isyanı mutlu sonla bitecek gibi değil. Hemen arkasından Navarin'de İngiltere, Fransa ve Rusya dışarıdan müdahale etmiş. Özetlersek Hakan, vallahi nasıl bu çok bağımsız uzun oldular? Ama, bağımsızlık şöyle, Navarin'den sonra eğer yani bir yanlışlık olmasın, siz mesajı almamış olabilirsiniz dercesine Fransızlar Mora'ya asker çıkardı. Dolayısıyla Osmanlıların eline geçmiş olan Mora da bir Fransız askeri gücü oldu. Bir barış gücü değil muhakkak ama Osmanlılar o Fransız askerlerine saldırmadılar. Bir. Ama Yunanistan'ın bağımsızlığını da kabul etmediler. Ne oldu? Rusya savaş ilan etti. 1828-29 savaşı Edirne'ye kadar geldiler.
Mahmut cihat ilan etti ama yani oraya cihat, buraya cihat. Nereye kadar nereye cihat? Kadar cihat? Takat kalmadı. Bu iş olmadı. Dolayısıyla 1800 ha arada mesela Yunanistan bir tabi cumhuriyet olarak başladı. O Kapodistrias biraz önceki beyefendiyi Kvernetes yani vali veya başkan ama vali diye tayin ettiler. Onu 1831 yılında öldürdü diğer karşıt şeyler, grup. Ve Bavyera'dan bir prens, bir Otto getirdiler. Yunanistan krallık oldu. Peki sonra ne oldu diyelim? Bağımsız oldu. Cumhuriyet değil, krallığa döndü. Güzel. Osmanlı kabul etti Yunanistan'ın bağımsız olduğunu ama Rusya'yla savaşıp yenildikten sonra her şeyi denedi. Bu aslında Osmanlı açısından da ilk kendisinden ayrılıp bağımsız olan ülke haline geldi Şimdi Yunanistan. Şimdi bakınca yani son belki birkaç kelimeyle toparlayayım. Yunanlıların en baştaki amaçları gerçekleşmedi. Çünkü onlar Yunanlı olmayan ama Rum kilisesine mensup olan diğerlerinin de Arapların mesela Lübnan'daki Arapların veya Romanya'daki bugün Eflak oradaki Vlahların herkesin ayaklanacağını zannediyorlardı. Ama milliyetçilik çağında milliyetçilik adına bir ayaklanma planlayınca kiliseden, kilise üyeliği bağlantısından dolayı hiçbir mesela Arap ayaklanmadı. Rum ayaklanması sırasında. Bunu görmüş çünkü bu onlar. Milli kimlik üzerinden. Çünkü bu bir milli kimlik üzerine gidiyordu. Diğer Ortodoks Hristiyanlar ayaklanmadı. Batı Anadolu bir tarafa dursun. Yunanistan'ın çok büyük bir kısmı hala Osmanlı. Bütün Teselya, bütün Selanik bölgesi ve bütün Batı Trakya Osmanlı'da kaldı. Epir filan da Osmanlı'da kaldı. Hafızaları tazelemekte yarar var. Yunanistan bağımsız olduğunda bugünkü Yunanistan'ın karasal sınırlarına sahip değil. Hayır. Üçte birine ancak. Ancak sahip. Mora'da işte 1,5-2 milyon arasında bir nüfusu var. Dolayısıyla Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın büyük stratejik hedefleri sekteye uğradı, gerçekleşmedi. Osmanlılar da tam istediklerini elde edemediler çünkü tamamen bastıramadılar. Arada bir uzlaşma olarak Peloponnez'de, Mora'da küçük bir Yunanistan ve bir krallık olarak kuruldu. İlginç tabii ki şeyler oldu ondan sonra. Sonra şimdi, ne oldu? Yani ilk defa Osmanlı'dan bir toprak parçası koptu. O, ulus devlet tırnak içinde kuruldu. Yunan milli kimliği ortaya çıktı. Peki şimdi kısaca ondan sonra ne oldu? Vallahi yani gökten üç elma düşmedi. Bir defa Filike Eterya'yı destekleyen Yunan ticaret burjuvazisine Karadeniz ticaret yolu kapandığı için birdenbire ekonomileri 40-50 sene kadar geriye gitti. Bir. Müthiş bir darlık ve sıkıntı, ekonomik kriz başladı yeni bağımsız olan Yunanistan'da. Üstün üstlükle birbirlerini öldürüp durdukları için. Çünkü milliyetçiler de bölünmüş haldeler. Tabii tabii yani o kadar çok kan dökülüyor ki. Müthiş rekabet var. Müthiş rekabet var. İşte Kolokotroni'yi hapse atıyorlar. İşte bilmem diğer milliyetçilerden Odysseus, Androtsos onu mesela idam ediyorlar. Birbirlerini öldürüyorlar falan karmakarışık. Ve Hakan, bağımsız olan milliyetçi tarih yazımında ne kadar kolay yazıldı değil mi? Yunanlılar. Evet. Yani hepsi aynı kefedendir. Homojendir. Hiçbir ayrılık yoktur, gayrılık yoktur. Hepsi aynı amaç etrafında birleşmiş yani, şeklinde yazarlar. Ne kadar yanlış. Monarşistler, Rus taraftarları, Fransız taraftarları bunlar birbirine girip duruyorlardı. Müthiş bir hizip kapışması. Ve son kertede de bağımsız olan Yunanistan'ın ahalisi duruma birazcık bakıp ya bağımsız olduk ama ne olduk? Biz bu kültürden de bunların konuştuğu dilden de pek de bir şey anlamıyoruz. Yani bir yere yani alıştıkları rejime tekrar aslında bir kısmı hepsi değil bir kısmı alıştıkları rejimi istediler. Ve bizim Batı Anadolu'ya İzmir bölgesine Foça'ya gelip yerleştiler. Yani bağımsız olan Yunanistan'da kalmaktansa
Osmanlı'nın diğer bölgelerine göç kendilerini orada daha güvende hissetmiş tabii olmalılar. Tabii şunu hatırlatalım, yani böyle bir milli devletin, bir devletin, evet, Yunan devletinin ortaya çıkması, Osmanlı'daki bütün Rumların oraya gitmesi gibi bir sonuç. Hayır, öyle Rumlar bir sonuç doğmadığı gibi. Gibi, evet. Yunanistan'da, bağımsız Yunanistan'daki, yani bu rakam pek bilinemiyor ama 300-500 bin kişi arasında olduğu tahmin ediliyor. Küçük bir rakam değil. Hı hı. Ve Batı Anadolu'da İzmir çevresindeki Rumların epey bir kısmı, hani milli mücadele sırasında tekrar Yunanistan'a gitmek isteyecek olan, hı, insanların dedeleri Yunan bağımsızlığından sonra Batı Anadolu'ya göç etmiş, hı, kişilerden oluşuyorlardı. Zaten Yunan milliyetçileri de, sonra Yunan cumhuriyetçileri de 1860'lardan itibaren, yani bir yeni anayasanın yapılması, evet, vesairesi, o süreçte 1830'da Otto'nun gelmesi Bavyera'dan, evet, onun krallığını çok eleştirecekler. Yani bizim kaybettiğimiz bir 30 yıl gibi. Evet. Öte yandan kimi Yunan milliyetçileri, belki bu ve Yunanlılar, Yunan milliyetçileri demeyeyim yanlış olur. Örneğin bu bir milli devlet kurmanın az önce senin belirttiğin gibi ekonomik açıdan onları çok geriye götürdüğünü, çok, hı hı, ağır bir maliyet oluşturduğunu, hem, hı hı, Yunan devletine hem Osmanlı'ya. Bunun henüz muhasebesi, hesabı yapılmadı. Bu, hayır, çok önemli bir şey. Bir başkası, yani şeyi hatırladım. Şimdi Yunanistan bir krizde, umarız ve dileriz bir an evvel krizden çıkar. Bir de hani milli mücadele, Yunan bağımsızlık, sen milli mücadele Türkiye'yi hatırlattın. Şimdi o dönemdeki ben Yunan sosyalistlerini hatırladım sen onu deyince. Onu da o hatırlamışken zikretmeden geçemeyeceğim. Yunan sosyalistleri cephedeki Yunanlılar arasında, hı hı, Anadolu'da, hı hı, Türklerle çarpışmanın, hı hı, yanlış ve haksız bir şey olduğunu, hı hı, Yunan askerlerinin bir an önce 1920'lerin Türkiye'sinden, hı hı, 1921, 20-21'den, 22'den söz ediyoruz. Yunan sosyalistler kendi ordularının askerlerine bildiri dağıtarak onların Yunanistan'a geri dönmeleri gerektiğini söylüyorlar ki bu önemli bir konu. Bir şey daha eklemek istiyorum bu konuda. O tıpkı bugünkü Yunanistan'ın üçte biri sınırı yaklaşık dedin sen Yunanistan kurulduğu zaman. Ve onun da bir nüfus Osmanlı'ya, kadarı filan Osmanlı'ya geçmiştir götürüyor muhtemelen. Evet. Şunu da unutmamak lazım. Rum kültürü, Yunan kültürü Türkiye'de inşa edilmeye devam etti. Tabii. Yani bu tabii, hani Yunanistan milli tabii, devlet tabii, oldu ama o kültür orada inşa edilmekten çok Türkiye'de inşa edilmeye şimdi devam etti. O önemli bir konu. Geçişlilik de var. Ayrıca ilişkiler devam ediyor. Mesela somut bir örnek verecek olursam, Epidoros'taki ilk Yunan Milli Meclisi'nin başkanı olan Mavrokordatos, Aleksandro'da, işte Yunan bu hizip kapışmaları içinde yaşadı, bilmem ne yaptı, şu bu. Fakat 1841 yılında Mavrokordato'yu şeye gönderdiler. Yunanistan Devleti'nin elçisi olarak İstanbul'a gönderdiler. Yani neden? Çünkü Türkçe biliyor. Çünkü Fenerbeylerinin ailesinden, şeyden de farklı. İstanbul'da doğmuş, büyümüş, Türkçe öğrenmiş bir Rum olarak Peloponnez'deki insanlardan da farklı. Dolayısıyla idealdi onu şeye göndermek, elçi olarak. Şimdi bir şey söyleyip bitireceğim. Mavrokordatos'u onlar şeye gönderirken, Türkçe bilen bir Rum olarak İstanbul'a, Osmanlı Devleti de Atina'ya Muzruz Paşa'yı, evet, bir Rum'u gönderdi, evet, elçi olarak. Yani bu geçişlilikler şeyde devam etti. Evet. Rum kültürü de, evet, gelişmesine devam, evet, etti Osmanlı'da. Şimdi şunu da hatırladım. Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın en azından Osmanlı Devleti'nde meydana getirdiği değişim açısından. Şimdi bu Fenerikoslar, Fanarikoslar, Fenerli Rum ailelerden gelen tercümanlar, drokmanlar gidince tercüme odasının kurulması. Yani Osmanlı Devlet yapısında işte bir 14-15 yıl sonra hariciye nezaretinin de kurulması ve çekirdeğinin oluşmasına sebep olacak tercüme odasının kurulması şimdi, tam bu dönemde. Çünkü yorumlar çekilince onların yerine bütün bu diplomatik ilişkilerde bu işi yürütecek yabancı dil bilen eleman yetiştirilmesi yani problemi. Çok büyük bir olaydı. Evet. Sadece Yunanistan'ı kurmakla kalmadı bu bağımsızlık. Yani son kertede yarım yamalak da olsa işte bağımsız bir Yunanistan çıktı. Yarım yamalak olmasının sonraya bıraktığı problemler var. Yani sürekli bir irredentist politikanın gelişmesine sebep oldu Yunanistan'da.
küçük kaldık diye devamlı sürekli. Hayır, işte hala Rumca konuşan tabii. adam var. Evet. Ulus devlet tam bitmedi. İşte alalım, dışarıda alalım. Dışarıda adamlarımız kaldı. Yani Balkan Savaşı da bunun devamı. Evet. Aslında Anadolu'nun, İzmir'in işgali de bunun devamı. Bunu da şey yapmak gerekiyor. Daha ilginci belki dolma Yunanlıların mı, Türklerin mi? Kahve Yunanlıların mı, Türklerin mi? Karagöz Yunanlıların mı, Türklerin mi? Hikayesinin de... Evet, onu baklavayı tescil ettirdiler hatırladığım kadarıyla Avrupa Birliği'nde. Yani sonuçta bu ortak kültürün, yani bu toprakların, bu coğrafyanın yiyecek içecek kültürü de milliyetçiliğin böyle biraz yapay şekilde böldüğü bir kültür haline gelmeye başladı ki o biraz senin söylediğin belgeseller vesaire biraz açılacak gibi. Aslında tam bu noktada belki dikkat çekmemiz gereken bir başka özellik var. Biz milliyetçilikler çağı olarak 19. yüzyılı ele aldığımız zaman tabii bu programda özel olarak Yunan bağımsızlığı ve milliyetçiliği üzerinde çok durduk. Bir fakat kısmı üzerinde bir kısmı durduk. Sadece çünkü daha sadece yani, Yunan Cemil çünkü şöyle bir şey sadece Yunanistan'ı kurmakla kalmıyor. Aslında Osmanlı İmparatorluğu'nu da dönüştürüyor. Yani en azından meselenin bir boyutuna bir miktar bakma fırsatımız oldu. Fakat aslında vurgulamak istediğimiz nokta şu ki sadece Yunan milliyetçiliği yoktu bu dönemde. Başka milliyetçilikler de vardı. Balkanlar milliyetçilik dalgalarıyla kaynıyordu ya da volkan gibi patlamıştı. Fakat bir önemli mesele daha var. Şimdi diyelim ki Sırp milliyetçiliği, Yunan milliyetçiliği, Bulgar milliyetçiliği, Arnavut milliyetçiliği derken bunların hepsi gayrimüslim. Milliyet, yani pardon, gayrimüslim tanımı üzerinden milliyetçilikler, Hristiyanlık üzerinden bir milliyetçilik gelişiyor, kilise üzerinden gelişiyor vesaire. Fakat şimdi diyeceğim ki Müslümanlara ne oluyor? Mesela Arnavutlar Müslüman olmakla birlikte ne zaman onlar da biz sadece Müslümanız demeyip de Arnavutuz demeye başlıyorlar. Çünkü ayrıyız. Yani o ayrı bir şok dalgası. Hadi diyelim ki Hristiyanlar Hristiyan oldukları için ayrılmak istiyorlar. Peki Müslümanlar niçin ayrılmak istiyorlar? Aslında Cemil onun cevabı biraz geç gibi görünüyor. Yani 1860'ların, 70'lerin Osmanlı'sında bir, Arap ve Arnavut milliyetçiliğinin ortaya çıktığı... Bir 50 sene kadar sonradan bahsediyoruz artık. Geç gibi görünmekle beraber aslında bugünkü veya 1912'den itibaren veya 1860'lardan itibaren gelişen Arnavut milliyetçiliğinin bazı kahramanları var. Şimdi... Aynı coğrafyayı paylaşmış halklar olarak, milletler olarak tabii şöyle garip bir durum ortaya çıkıyor. Türkiye'nin haini ya da Osmanlı'nın haini örneğin Arnavut'un kahramanı oluyor veya Osmanlı'nın haini Yunanistan'ın kahramanı oluyor. Bunu yadırgamamamız lazım. Bu milliyetçiliğin yol açtığı o yeni hainler ve yeni kahramanlar sıfatlarıyla alakalı. Dolayısıyla sen birinci bölümde belirttin. Hainlik ve kahramanlık dönemsel ve coğrafya ve siyasi rejime göre değişen sıfatlar. Bunu unutmamamız lazım. Bu bir dönemin haini, bir dönemin kahramanı olabileceği gibi bir milletin kahramanı diğerinin haini olabilir. Yani bu geçişleri hatırlamamız lazım. Dolayısıyla bu ülkeleri ziyaret ettiğimiz zaman bizim tarih ders kitaplarında okuduğumuz hainleri büyük kahraman olarak heykellerini görünce şaşırmamamız kesinlikle. Lazım. Kesinlikle. Bahtsız insanlar da var. Her iki tarafın birden hain olmayı becerebilen. Yani Batlıları da var. Tepedelenli Ali Paşa'nın has adamı Odysseus Androtsos Osmanlılara ihanet ediyor. Fakat karşı taraftaki ve Yunanlar adına büyük savaşlara falan giriyor ama Yunanlar diyorlar ki bu hala görüşüyor karşı taraflı adamcağızı idam ediyorlar. Şimdi hem Osmanlı'ya hain hem Yunanlara hain onu yapmak da mümkün. Bu, ama şu da aklıma geldi. Örneğin daha zor olanı iki tarafın kahramanı olabilmek. Var mı öyle bir örnek? Şemsettin Sami. Arnavutlar açısından. Bu enteresan. Evet. Yani bu önemli. Şimdi çünkü bu herhalde ederseniz, çok istisnai bir durum olmak gerekir. Çok istisnai bir durum ama bunu belirtmemiz lazım. Nasıl şimdi, böyle bir şey olabiliyor? Biraz bu Arnavutluğu ve Arnavut tarihini, Arnavutları bir başka programda bir program yapmamız lazım ama belki bir girizgah olsun diye birkaç şey söyleyelim. Birincisi şimdi Arnavutluğa gittiğimizde Arnavutluğun en eski Tirana'da da hatta Kosova'da da hatta Üsküp'te de yani bugünkü Makedonya'da Kosova'da Arnavutluk dışında
ve Arnavutluk'ta başta Tirana'da olmak üzere, Tiran'da olmak üzere Skender Beg kendilerinin deyişiyle veya Osmanlıların deyişiyle İskender Bey. Çünkü bir dönem Osmanlı sarayında da kalmış, adeta rehin gibi tutulmuş. Sonra 15. yüzyılda Fatih Sultan Mehmet döneminden başlayarak işte Arnavut kabilelerini, aşiretlerini bir araya getirme iddiasında olan, bir dönem Osmanlı ordularını bozguna uğratmış bir isim. Bu isim 19. yüzyılda tekrar hatırlanacak Arnavutlar tarafından. Nasıl? Milli bir kahraman olarak. Bu Osmanlı'nın haini olabilir ama şunu unutmayalım. İskender Bek Arnavutluğun milli kahramanlarından biri ve hassasiyet gösteriliyor. İskender Bek'in mezarı, temsili mezarı en azından, İşkodre'ye çok yakın Lej adı verilen bir kasabada, yerde. Hatta rivayet olunur ki oraya İskender Bek gömülmüş, üzerine sonra bir kilise yapılmış, sonra o kilise yıkılmış, yerine bir cami yapılmış, sonra cami de yıkılmış. Şimdi o bir yapı halinde duruyor. Ben orayı gezmek istediğimde biraz oranın türbedarı diyelim, yani bir eski deyişle, biraz yadırgadı. Türkler buraya pek gelmez, hani kötü olarak görürler diye. Hatta bir efsane de yayılmış, İskender Bek öldüğünde sonra mezarı bulunduğunda kemikleri yağmalanıp parçaları kolye falan yapılmış Türkler tarafından. Pek bu doğru bir şey olmasa gerek dedim ben, yani bu bir rivayet olsa gerek. Ama sonuçta İskender Bek Arnavutların, hem Arnavutluk'taki Arnavutların, hem Makedonya'daki Üsküp'teki Arnavutların veya başka Gostivar'daki ve Kalkandelen'deki, Ohri'deki Arnavutların veya Kosova'daki Arnavutların milli kahramanı. Her tarafta bugünümüzde dahi onun heykellerini görebiliriz. İkinci örnek aslında Hakan'ın biraz önce anlattığı dönemin, yani Yunan Bağımsızlık Savaşı'nın çok enteresan tiplerinden biri Ali Beş Tepelena. Ali Beş Tepelena kim diyeceksiniz? Tepedelenli Ali Paşa. Arnavutlar böyle söylüyorlar. Çünkü Ali Beş Tepelena'yı da, Tepedelenli Ali Paşa'yı da bir Arnavut milli kahramanı olarak görüyorlar. Ve işte hatta onun ilginç de bir hikayesi var. Şöyle, o isyan ettikten sonra işte veya tedip edildikten sonra öldürülüyor. Öldürüldükten sonra... Nasıl öldürüldüğünü de biliyorum, evet. Suikastle. Suikastle başına bir... Aman anne, evet. Başka bir programda yapalım. Ve sonuçta öldürüldükten sonra vücudu işte başından ayrılıyor, kellesi İstanbul'a yollanıyor. Başı Yanya'da Fethiye Camii'nde Ümmü Gülsüm eşinin yanına gömülüyor. Ters olmasın. Hayır. Vücudu orada, kelle buraya geliyor. İşte onu öyle söylemek lazım. İşte o yüzden vücudu dedim ya, Fethiye Camii'nde eşinin yanına gömülüyor. Kellesi buraya, başı buraya yollanıyor. Kanıt olmak üzere. Evet. Ondan sonra şimdi ilginçtir, bu birkaç sene evvel mezarı bulundu. Silivri Kapı, İstanbul Silivri Kapı civarında, işte Zeytinburnu Belediyesi'ne ait bir mezarlıkta. Ve bir Alman tarihçi bunu fark etti. Hans-Peter Legur. Mezar taşının kallavi bir kavuk olduğu görülüyor. Bu ilk anda insanları şaşırtabilir ama benim hatırladığım vezir rütbesi verilmişti. Tepedelenli Ali Paşa'ya. Dolayısıyla sadece kendine değil, oğullarına da oğullarına vezir rütbesi veriliyor. Zaten Hakan, bulunan mezar 4 adet. Bir tanesi Tepedelenli Ali Paşa'ya, iki tanesi oğluna, bir tanesi de torununa ait. Tabii. Ve orada da şeyi yani, belirtiliyor. Ahmet Muhtar'ı, Veli Paşa'yı hepsini öldürüyorlar. Evet, çünkü hepsini öldürüyorlar. Ailelerini, harem kısımlarını, kadınları ve çocukları, kız çocuklarını sonradan yolluyorlar. İstedikleri yere gidebilirler diye. Şimdi bir üçüncü örnek, yani bundan sonra Arnavutlar açısından. Prizren Birliği 1878 çok önemli bir evre Arnavut milliyetçiliği açısından, ama daha öncesinde 1860'ların ortası, 1870'lerin başında, yani Müslüman olan bu kavim, millet ilk defa kendi diliyle, yani Arnavutça'yla okul açmak konusunda, hatta Müslümanı kullanmakta tereddüt etmeyebilir ama örneğin Katolik ve Ortodoks Arnavutların kendi lisanlarını, özellikle Ortodoks Arnavutlar kendi dillerini kullanarak ayin ve ibadet yapmak istiyorlar. Bu Bağbali'ye bir başvuru yapılıyor. Bu Fener Patrikhanesi'ne pas ediliyor. Fener Patrikhanesi bunu kabul etmiyor. Bu mümkün değil ki, aynı sorun Bulgar milliyetçiliğiyle de ilgili olacak. Çünkü hepsi aynı kiliseye bağlılar. Evet, çünkü hepsi kavim farkı gözetilmeksizin, millet farkı gözetilmeksizin yalnızca Hristiyan
ve Ortodoks inancına sahip olmaları sebebiyle klasik millet sisteminde millet, siz oraya aitsiniz. Fener Patrikhanesi'ne bağlısınız. Dolayısıyla sizin dini işleriniz, ibadet, ayin ve papazlar Patrikhane tarafından gönderilir. Daha önemlisi sizin ayin, ibadet ve cemaat eğitim diliniz Rumcadır. Yani İncil'i Elence okursunuz. Halbuki Bulgarlar da Arnavutlar da buna tepki duyacaklar ve istemediklerini söyleyecekler. Neyse, sonuçta 1878 bu Prizren Birliği sırasında bir aile, Fraşeri ailesi birden öne çıkacak. Üç isim çok önemli Arnavutların tarihinde. Birincisi Şemseddin Sami Fraşeri. 1904'te öldü. Erenköy'e gömüldü. Sonra onun oğlu biliyorsunuz Türkiye'de kendisinden de ünlü Ali bir isim oldu. Evet. Ali Samiyen Galatasaray Spor Kulübü'nün de kurucularından. Artık bunu bilmeyen yoktur, herhalde. Yani dolayısıyla biz Ali Samiyen'in babasından söz ediyoruz, Şemseddin Sami'den. Hatta yine ailesinin... Stadını yıktılar ama. Evet. Mecidiyeköy'deki Galatasaray stadı maalesef yıkıldı. İsmi gitti. Ali Samiyen stadı ismi o stattan kaldırıldı ama yeni bir stada da verilmedi. Verilmedi. Yok. Türk Telekom Arena dediler. Evet. Aslan Tepe falan mı diyorlar? Bir şey diyorlar. Evet. Ve 1960'larda 68 yanılmıyorsam ailenin isteğiyle Şemseddin Sami'nin mezarı da Erenköy'ünden alınıp Feriköy mezarlığına, aile kabristanına gömülüyor. Şimdi şunu söyleyeyim. Arnavutluğa gittiğiniz zaman başta Tirana olmak üzere 3 kardeşin Abdülfraşeri, Naim Fraşeri ve Şemseddin Sami'nin büstleri hep yan yana. Hatta bir mezarlık yapmışlar. Ben şaşırdım mezarlığı görünce. Şemseddin Sami burada yatmıyor ki dedim. Bu temsili mezarlık dediler. Çok itibar ettikleri bir isim. Çünkü Şemseddin Sami adeta kültürel bir lider. Arnavut kültürünün alfabeye kavuşmasından tutun da işte inşa edilmesine kadar çok önemli. Abdülfraşeri daha çok siyasi liderliğiyle ön plana çıkan bir isim. Bir kardeş daha var. Çok sever Arnavutlar onu. Naim Fraşeri. Çünkü o romantik liderlerden biri. Arnavutçayı kullanarak çok güzel şiirler yazmış durumda ki işte o zamanda çıkan hatırladığım benim Duturiya, Dirita gibi bir takım dergiler var ve onun yazdığı Mum adlı bir şiir var. O Arnavut milliyetçiliğini tahrik eden önemli şiirlerden biri. Dördüncü aşama artık herhalde Arnavut milliyetçiliğinin devletini kurduğu aşama ki o 28 Kasım 1912'dir. İsmail Kemal Bey. Evet, İsmail Kemal. Ama bu Vlora. Çok geç bir tarih. Daha evet. Geç. Aşağı yukarı Hakan'ın anlattıklarından 100 sene sonra. Yani 80 sene sonra. O İsmail Kemal Bey'in, İsmail Kemal Vlora'nın dedesi Avlonyalı İsmail Mahmut tarafından idam ettiriliyor. Rumlarla işbirliği yaptığı için. Yani henüz ifade edilmemiş bir milliyetçilik, belki bir proto milliyetçilik filan da olabilir. Ta 1830'lara da giden, giden bir çalışmakta fayda var. Tabii ki. Bir iki soru var. Ondan sonra soruya geçelim. Bir iki şey yapalım. Tamam, yani cevapsız bırakmayalım. Tamam canım. Bu 1912'de, 28 Kasım 1912'de Vlora Arnavutların verdiği isim, işte Osmanlı döneminde Avlonya'ydı adı. Dolayısıyla orada Arnavutluk bağımsızlığı ilan ediliyor ki Osmanlı için önceki Arnavut milliyetçiliği tahammül edilebilir bir milliyetçilik ama 1910 yılından itibaren başlayan Arnavut milliyetçiliği o ana kadar gelmiş Hristiyan efendim kimin bayrağını çekiyor? İskender Bey'in bayrağı. Evet. Yani İskender Bey'in herkes kendi milli tarihinden bir şey bulup getiriyor mutlaka. Eskilerden mutlaka. Tabii eskilerden. Ve tabii ki Arnavut Devleti kuruluyor. O arada şunu söylemeyi unuttum. İskender Bey için çok önemli yerlerden biri Kroya. Yani. Kroya bu Osmanlı ordularıyla savaştığı sırada ki Arnavutluk zaten kuzeyden güneye böyle dağ ve kalelerden oluşuyor. Onların en önemlilerinden biri Tirana'ya kuzeyinde bir saat mesafeye yakın. Bizim Akçehisar dediğimiz bir yer ki aynı zamanda orası çok önemli. Arnavutluğun en önemli Bektaşilik merkezi. Ben orada bir Bektaşi ile tanışmıştım. Yaşıyorsa Allah uzun ömür versin ya da kulakları çınlasın diyelim. Baki Dolma 70'li yaşların üzerinde ezberden Osmanlıca şiir okuyan ama hiç Türkçe bilmeyen çok tatlı, müthiş tatlı
bir ihtiyardı. Böylece en azından Arnavutluğu ve Arnavutları anmış olduk. Çünkü hakikaten Balkanların çok özel bir kavmi, çok özel bir milleti Yunanlılarla beraber. Yakup Kadri'den muhakkak hatırlarsınız. Zoraki diplomat. Zoraki diplomat. Bu Tiran'a elçi olarak evet. gönderiliyor evet. eski Osmanlı toprağına. Evet. Bir gün güzel bir hava. Şoförüne diyor ki, elçilik şoförüne, bir dolaşalım dağ tepe falan. Çıkıyorlar dağlar, tepeler, deniz güzel gözüküyor falan. Bir koyun sürüsüne rastlayınca durmak durumunda kalıyorlar. Araba duruyor. Çoban yanına yaklaşıyor. Arabada Fors var tabii. Türkiye Cumhuriyeti bayrak. İstanbul'un gönderdiği yeni paşa sen misin? Diplomat yerine paşa ifadesini kullanılması. Şeyde sorular var arkadaşlar. Onu bir şey yapayım. Bir tanesini size tevcih edeceğim ama önce bir iltifat aldık. Turan Öncül okur Gaziantep'ten. Değerli hocalarım, kitap tanıtmanız çok güzel diyor. İsterseniz biz hep tanıtırız. Yani biraz vaktimizden alıyor ama yayınlardan da haberdar olmanızı tercih ederiz. Başka bir iltifat Mustafa Ilıkkan'dan, bunu okumam lazım. Genelde iltifatları okumuyoruz ama bu defa dayanamadım galiba. Bu defa dayanamıyorum çünkü kütüphanelerce okumaya bedel bir program yapıyorsunuz. Sağ olun, inşallah kıymetiniz bilinir. Bunu aslında geçebilirdim ama şu daha çok hoşuma gitti. Sayenizde insan televizyonun o kadar da kötü bir icat olmayabileceğine inanıyor. Ne güzel. Deniyor ve sorusu teşekkür da şu. Ederiz. Ve soru şu. Antik Yunan devletlerinin halkı ile günümüz Yunan halkının yakınlık derecesi nedir? Antik Yunanlılar günümüz Yunanlıların ataları mıdır, yoksa sadece isim benzerliği mi söz konusu? Güzel soru. Soru güzel. Kıyısından köşesinden dokunduk ama hiç tam bir cevap vermedik. Şimdi bugünkü Yunan halkı yani aynen Türkiye gibi etnik olarak bir karışım. Armanitiki denen zamanında Rumlaşmış ama Arnavut kökenli Yunanlılar da var. İşte Vlahlar var. Karamanlı Rumlar var Anadolu'dan giden, ki bazıları herhalde etnik olarak Türktür, en azından bazıları. Türklerin Yunan, Yunanlıların Türk dediği. Elence ama, alfabeyi kullanıp Türkçe yazan, ama tek kelime Ortodoks Yunanca olan, konuşmayan, evet. Ortodoks Türkçe konuşan Hristiyanlar. Başka tabii ki Slav kökenli insanlar var. İşte Makedonya'yla onların da bir kapışması var. Yani kısaca bir karışımdır. Tabii ki Batı şeyde Trakya'da Türkler var. Eski antik Yunan'la olan bağlantılar, mesela alfabe bağlantısı var. Fakat şunu unutmamak gerekiyor ki antik Yunan'da hiçbir zaman Yunan milleti diye bir ünite yoktu. Isparta vardı, Atina vardı, Attika Korintos vardı. Evet, Korintos vardı, evet. Efendim Makedonya vardı. Evet. Yani Tir vardı. Kent devletlerinden tabii oluşan, kent site dediğimiz, yani site devletlerinden Poleis oluşan dediğimiz kent evet. devletleri vardı. Dolayısıyla Yunan milliyetçilerinin 19. yüzyılda biz eski Yunan ulusunu oluşturuyoruz demesi tam olarak bir icattı. Çünkü eski Yunan ulusu diye bir şey yoktu. Fakat dil bağlantıları var eski Yunanlılarla, alfabe bağlantıları var. Ama öyle modern damar. Yunanlılar eski Yunan şeyi anlamazlar. Yani onu ama bir damar, yani eski Yunan'dan bugüne gelen, değişerek de olsa ister istemez değişecek, 2500 yıldan bahsediyorsunuz. Ama bir bağlantı da var ama aralarına artık eski Yunan'da olmayan başka insanlar da girmiş durumda. Biraz böyle mufassalca oldu. Öbür soruyu size, özellikle sana Mehmet, tevcih ediyorum. Oylum Tanış'tan geliyor. Ya o da programı beğeniyle izlediğini söylüyor. Acaba spor odaklı bir program yapmayı düşünüyor musunuz? Örneğin Galatasaray Spor Kulübü'nün kuruluş dönemleri ve Osmanlı ile alakalı bağı üzerinden bir şey çıkar mı acaba? Olursa memnun olurum, diyor. Yani böyle bir program yaparız tabii ki. Yani o, sen de Ali Sami'den falan evet, bahsettin. Ali Sami'den bahsettik. Osmanlı'da spor yapabiliriz. Kesinlikle yapabiliriz. Bir söz vermiş olalım. Şunu söyleyeyim. Ama muhakkak aslında bir yanımıza bir konuk da alırız. Tabii, bu konularda çalışmış olan birisi. Çünkü evet. bizim hiçbirimizin spor tarihi konusunda özel bir çalışmamız evet. yok. Evet. Dolayısıyla ancak malzememiz var ama. Evet. Vallahi spor dediğiniz futbolsa hiçbir şey anlamam. Ama başka sporlar varsa
Osmanlı şöyle söyleyeyim. Mesela Osmanlı Devleti'nde 1860'lardan itibaren klasik geleneksel spor dışında modern sporların girmeye başladığı dönem. Kayıktan tutun da yelkene kadar, futboldan tutun da işte ne bileyim bisiklete kadar yavaş yavaş modern sporların Osmanlı'ya girdiği dönem. Şimdi bu ama futbol kulüpleri 19. yüzyılın sonu 20. yüzyılın başıdır. O daha geç. Tarihi daha geçtir. Çok eğlenceli hikayeler ama var. Ama üç büyük kulübümüz de Cumhuriyet'ten önce kurulmuş. Kesinlikle. O ilginç yani. Tabii kesinlikle. Ve hatta o üç büyük kulüp de Atatürk'ü paylaşamazlar. Hepsi Atatürk Galatasaraylıydı, Atatürk Beşiktaşlıydı, Atatürk Fenerbahçeliydi derler. Biz hala onu bilmiyoruz. Ama böyle bir programı yaparız. Çok da yararlı olur. Evet, benden bu arada böyle. Sürekli izleyicimiz Ömür Bey'e de teşekkür ederim. Onundan da bir mail geldi. Ama cevabını verdik galiba, öyle değil mi onun program içerisinde? Evet. Dolayısıyla o galiba şeydi, Rum-Yunan ayrımı üzerine olan hayır, bir şeydi. Bir şey, tüccarlara Rum mu deniyordu, Yunan mı deniyordu? Ha, o ilk Rum burjuvazisi. İşte Rum-Yunan şeydi ayrımda. Yani Rum deniyordu, Rum deniyordu. Kendileri de kendilerine Rum diyordu. Belki yani bu arada diyorlardı. Biraz çok hafif Bulgarlardan, Bulgar milliyetçiliğinden söz Bulgar edebiliriz. Bulgar ve Sırp milliyetçiliğine de kısaca değinmekte fayda var. Çünkü bir yandan da bütün bu milliyetçilikler tabii merkezi Osmanlı'ya karşı yükselmekte ve onunla mücadele etmekte milliyetçiler ama bir şeyi de gözden uzak tutmayalım. Bu milliyetçiler aynı zamanda kendi aralarında da mücadele halindeler. Yani birbirleriyle. Birbirleriyle mücadele. Yani Büyük Bulgaristan mı olacak, Büyük Yunanistan mı olacak, Büyük Sırbistan Arnavutluk mı olacak? Arnavutluk mu olacak, Büyük Sırbistan mı? Onun için mesela İkinci Balkan Savaşı biliyorsunuz işte bu milliyetçiliklerin çarpışması tamamen, egoların yapması. Evet. Yani biz yeteri kadar alamadık, onlar daha çok aldı. Onun için biz bunları tepeleyelim, onların elinden alalım formülasyonu. İkinci Balkan Savaşı'na yol açacak. Şeyi hatırlıyorum, şimdi bu Hakan'ın anlattığı Yunan milliyetçiliği aslında milliyetçilikleri tahrik eden ve cesaretlendiren de bir süreç. Sonuçta aslında bir model ortaya, oldu. Evet, ortaya bir devlet şöyle çıkmış bir durumda. Şöyle bir model oldu. Bir siyasi yapı birincisi, çıkmış durumda. Biz bir milletiz. Bir millet olarak bir milli kendimize devlet ait kurmak ihtiyacımız ve bu bizim sadece bir ihtiyacımızdır, hakkımızdır. Kendi kendimizi yönetiriz. Buraya kadar anlaşılan bir şey. Fakat Osmanlı özelinde bunun çok özel bir ekstra getirisi var milliyetçilikler açısından. Dışarıdan da destek alırız. Yani Yunan bağımsızlığı az daha ortadan kaybolurken Ruslardan, İngilizlerden, Fransızlardan yardım alırız. Şimdi onu gören başka milliyetçilikler de aynı modeli uygulamaya başlayacaklar. Şöyle bir şey var. Tam o söylediğin konu çok çok önemli. O yüzden orada araya girme lüzumunu hissettim. Mesela Yunanlılar, Osmanlılara ilk ayaklanan insanlar değiller. Yani iki büyük aşamada Sırp ayaklanması da var. Yani 1804 ve 1815 olmak üzere. Şimdi Hurşit Ahmet Paşa gidiyor, bastırıyor şu bu falan ve o kadar şanslı değil Sırplar. Çünkü Avrupa genelinde mesela okullarda klasik kültür öğretilirken Sırpça öğretilmiyor veya antik Sırpça öğretilmiyor. Filhelen grubu var, Yunan peresti var ama Sırpları seven bir grup yok. Okullarda Cambridge'de, Oxford'da Sırpça öğrenmiyor. Yani birkaç uzman dışında. Ama Rusya'nın desteğini alacaklar. İşte Pan-Slavik onu unutmamak desteği lazım. Alacaklar. Bir tek Rusya var. O da zaten bir Pan-Slavik çerçeve içinde şey yapacak, gelişecek. Herkes Yunan, yani Yunanlılar aslında bir tipik bir ders kitabı örneği. Yani başarılı bir tırnak içinde başarılı çünkü çok büyük bedeller ve kayıplar da var. Yani sadece ölen insanlar, katliamlarda ölen insanlardan bahsetmiyorum. Yani Yunanlıların bağımsızlık uğruna verdikleri şey karşılığında verdik Osmanlı İmparatorluğu'ndaki ikinci derecede önemli olan halk idiler. Patrik çok önemli bir Osmanlı devlet adamıydı ve ondan dolayı da Rumların bir evreni vardı. Yani Osmanlı dünyası içinde işte Mısır'ın İskenderiyesi'nde, Ayvalık'ta, Romanya'da, Odessa'da, Kırım'da şey yapmadan önce Ruslara geçmeden önce ve burada Babali şeyleri tercümanları Rum'du. Yani imparatorluk içinde elitin bir parçasıydı. Fener beylerini işte Eflak Boğdan'a prens olarak gönderiliyor filan.
Bağımsızlık olduktan sonra bütün bunların hepsi bitti. Yani bir imparatorluk içinde kendilerini ifade etmenin karşılığında bu şeyi aldılar, bağımsızlığı. O bayrağı da Bulgarlar devralacak zaten. Yani Yunanlılardan sonra ve şimdi İstanbul'da olanlar hatırlayacaktır. Sveti Stefan diye bir kilise var. Ben Sveti Stefan deyince çoğu kişi anlamayacak ama Demir Kilise veya Bulgar Kilisesi dediğim zaman İstanbul'u bilenler, meraklılar hatırlayacaklardır. Fener'de, Fener semtinde hemen Rum Ortodoks Patrikhanesi'nin işte 100 metre kadar çaprazında hakikaten Emin önünden sahilden giderken doğru, solda. Haliç'i takip ettiklerinde solda bir prefabrik yani böyle sökülüp götürülebilen. Evet. Çünkü dışarıda döktürülüp burada dökme demir tabii ki. Dökme demir Viyana'da monte edilmiş Viyana'da burada. Dökme evet dökülmüş ve burada gelip monte edilmiş. Ben en son ziyaret ettiğimde bayağı bir çatlaklar vardı. Ne iyi ki şimdi büyük kapsamlı bir restorasyon geçirdiğini anlıyorum son önünden geçtiğimde. Ona da çok sevindim. O çok güzel ve özel bir kilise çünkü Bulgar Kilisesi. Ama o kilise daha kurulmadan evvel orada Bulgarlar, İstanbul'daki Bulgarlar illegal bir şekilde, gizli bir şekilde oradaki bir ahşap evde, binada ibadete başlıyorlar. Bulgarca dilinde. Çünkü Bulgarca ibadet, ayin yapmaları yasak. Elence yapmaları lazım, Rumca yapmaları lazım. Onlar da... Bu da aslında dinin millileştirilmesi oluyor. Bir reformasyon süreci, dinin reformasyon süreci. Tam çok güzel isabet oldu söylemem bunu. Ama bunu ilk yine Babali'ye gidip istiyorlar. Babali her zamanki şey, ben karışmam bu Fener Patrikhanesi ile aranızdaki... Bu cemaatin işidir deyip. Evet, bu, ben sizin işinize karışmam deyip ikisi iki cemaati baş başa bırakıyor. Fener Patrikhanesi'ni kabul etmedi. Yani Bulgarların Bulgarca ayin ibadet yapmasını, eğitim yapmasını. Hatta ben şu tekerlemeyi hatırlıyorum Bulgarca. Bir Bulgar diyor ki ben Bulgarım, Bulgarca konuşuyorum. Benim annem babam Bulgar'dı, Bulgarca konuşurlar. Çocuğum Bulgar, o da Bulgarca konuşur. Biz niye Yunanca ibadet ve ayin yapıyoruz? Bu talep daha sonra Babali Fener Patrikhanesi bu ısrar sebebiyle hatırlayacaksınız. Aforoz etti Bulgar grubunu. Sonra 1870'te Bulgar Eksarhanesi kuruldu. Ve bağımsızlığa doğru. Evet, bağımsızlığa doğru çok önemli. Ve şunu hatırlıyorum. Fener Patrikhanesi, Bulgar Patrikhanesi'ni aforoz ettikten sonra İkinci Dünya Savaşı'nın sonuna kadar da aforoz kararını kaldırmadı. İkinci Dünya Savaşı'nın bitiminde işte Bulgar Patriği İstanbul'a geldi. Fener Patrikhanesi'ni ziyaret ettiği sırada da bu aforoz kararı kaldırıldı. Bu da ilginç. Milliyetçilikler bakın ne kadar ilginç. Evet. Milliyetçilikler ve milli kimlikler çok daha geleneksel dini kimlikleri paramparça ediyor. Evet. Yani o, yani milliyetçiliğin ne kadar bir güçlü akım olduğunu anlamak için bundan daha iyi bir örnek belki ben olamaz. Ben de tahmin edemiyorum. Bunlar üzerinde daha ilerleyen programlarda duracağız. Dediğim gibi belki Arnavutlar üzerine, belki Bulgarlar üzerine. Yani çevremizdeki imparatorluğun mirası her memleket üzerine gerçekten ayrı bir program yapılmasını gerektiriyor. Buna da zaman ayıracağız. Bir sürü soru geldi. Vaktimiz var mı? Vaktimiz biraz daha var. Onlara da devam edebiliriz. Ayşe Şimşek Hanım bize teşekkür ediyor. Varlığımızdan mutluymuş. Ama şikayeti varmış. Cumartesi akşamları dışarı çıkamaz olduk diyor. Teşekkür ediyoruz. Biz de öyle. Başka sen bir... hakikaten hiç okumazdın böyle iltifatları. Şimdi böyle bir keyiften okumuştun. Biz de keyiflendik. Bu akşamlık bir istisna yaptık. Teşekkür ederiz yazana da okuyana da. Başka bir Şimşek, G.E. Şimşek, Arnavut siyasetinde rol oynamış olan ve Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunda İngiliz gizli servisi adına görüşmelerde bulunan Audrey yazmış ama Aubrey olması lazım. Herbert'tan da bahsedebilir misiniz? Şenol Yücesan'ın sorusu Makedonlar ayrı bir millet mi? Makedonca Yunan ve Bulgar dillerinden farklı bir dil mi? Büyük İskender Yunanlı mıydı? İstersen önce ona onu Mehmet'e havale edelim. Bu enteresan bir soru çünkü gerçekten. Çünkü biliyorsunuz uluslararası politikada büyük problem oldu. Yunanistan tanımadı. Böyle bir şey hala olamaz. Tanımıyor hala ki. Tanımıyor. Yani Yugoslavya adı bugün sadece ve sadece eski Yugoslavya Cumhuriyeti Makedonya
tamlamasında yaşıyor. Şimdi sondan başlayayım ben o zaman. Yani şunu da belirteyim. Ben bu sene Makedonya'ya gittim biliyorsunuz. Şimdi tabii bu milliyetçilikler böyle. Hep hani ne diyoruz? Eski geçmişten ama tarihin derinliklerinden kendilerine destek almaya çalışıyorlar. Bugünkü günümüzdeki Makedonya'da, Makedonların da en önemli seküler isimlerinden biri veya işte pagan isimlerinden biri Büyük İskender. Onun Makedonya'nın ilk büyük kralı, hükümdarı, imparatoru olduğunu düşünüyorlar. Ama Yunan, bir Yunan milliyetçisine de sorarsanız Büyük İskender bir Yunanlı. Onu Yunanlı olarak kabul etmek lazım. Dolayısıyla ama Yunanca konuşurdu. Evet, Yunanca konuşurdu. Yani. Onda bir problem yok. Yani bugünkü Makedonlar Slavca konuşuyorlar. Evet. İsim aynı, kimlik farklı kimlik gibi. Farklı. Ama burada tarihi gerçeğin bir önemi yok. Yok. Burada bugünün milliyetçiliğini inşa ederken hangi kahramanı kendi kökünüzde göreceğiniz önemli. Dolayısıyla ama şunu hatırlatayım. O da ilginç ve görülmesi önemli şeylerden biri. Çünkü hele hele günümüzde milliyetçilik ve ulus inşası üzerine çalışan biri varsa bugünlerde muhakkak Makedonya'yı, Üsküp'ü, Skopje'yi ziyaret etsin. Çünkü orada laboratuvar gibi bir tam, yer orası. Yani bu yani milliyetçiliğin inşa edildiğini hakikaten bu kadar laboratuvar gibi gözlemleyeceğiniz bir yer olamaz. Çünkü örneğin Makedonya'da bir yandan İskender Bey'in, İskender'in, Büyük İskender'in heykeli dikilirken hemen nehrin karşı kıyısına veya köprünün karşı kıyısına İskender Bey'in. Çünkü Arnavutlar önemli bir nüfus hala Makedonya'da. Onun heykeli dengelensin dikildi. O. Evet. Herkesin kendi Mehmet şeyi. Sana bir de selam var Sinan Gökçen'den. Sana selam evet, eski söylüyor. Arkadaşım. Eski arkadaşın çölde vaha gibisin diyor. İltifat etmiş. Sorusu da şu. Kosova'da Egyptiyon nasıl okunduğunu bilmiyorum. Yani bölgede nasıl okunduğunu bilmiyorum. Egyptiyon diye adlandırılan bir topluluk var. Bu grup kimilerine göre Roman gruplarından biri. Kökenleri hakkında bilginiz var mı? Herhalde Kıpti, şunu Kopt, söyleyeyim. Mısır evet. ve o grup Üsküp'e olması yakın lazım. Bir yer orası. Hı-hı. Ve yani Üsküp'te evet yani Kıpti Müslim Kıpti denen yani Çingene şimdi hakaret olarak kabul ediliyor ama yani kullanmayın deniyor ama şimdi o da bir tuhaf. Oradan yani Kıpti, Cipsi, Çigan, Jitan hep bunların benzer kökten geldiğini aslında, unutmayalım. Bir hakaret yani, sözcüğü değil bu. Roman kullanmak bana yani, sorarsanız yanlış. Roman'ın kullanmak yani doğru. Roman insanların deri renginden dolayı Mısır'dan geldiği düşünülüyor. Evet. Mısır'daki Kopt bugün hala var. Kopt uygarlığın. Koptlara tabii. Yani Kopt Kıptilere, Kıptilere benzettikleri için Mısır Kıptilerini bütün Avrupa'da Mısırlı deniyor şeylere, Romalara, Çingenelere. Evet, Roma denmesinin sebebi de büyük bir ihtimalle Hindistan'ın kuzeyinden çıkıp gelmeleri, Anadolu üzerinden yani Bizans üzerinden dağıldıkları için Rum şeyiyle alakası var. Evet. Şenol Yücesan tekrar Rum ve Yunan aynı şey mi aradaki fark ne? Şimdi Rum doğrudan Roma kentinden yani İtalya'nın başkenti olan Roma kentinden geliyor. Roma önce bir kent sonra bir cumhuriyet sonra bir imparatorluk değil mi? Sonra başkenti Roma iken sonra Konstantinopolis olan bir imparatorluk. O da Doğu Roma. Evet. Sonra da o Doğu Roma olacak. Nea Roma, Yeni Roma o, deniyor. Evet. Ama ilk kurulduğunda 327'de, 330'da başkent olduğunda Konstantinopolis ve burası başkent ilan ediliyor. Burası başkent Roma ilan ediliyor. Roma başkenti. İmparatorluğu'nun başkenti ve Nea Roma, Yeni Roma kesinlikle. Diye de söyleniyor. Evet. İkinci Roma diye. Evet. Ülkeye de zaten Bizanslar hiçbir zaman Bizans demiyor. Demediler. Ne diyorlar? Bizantes yani o eski Roma bir kralın diyor. Adı yani Roma'yı. Rum diyor. Roma'yı. Dolayısıyla Selçuklular, Araplar, Farslar onlar da o ülkeye bakıp Rum dediler. Rum Selçukluları var. Unutmayalım. Deniyor. İşte Sultan Rum oradan geliyor. Yani Rum İklimi aslında Rum. Roma'dan geliyor. Evet. Yunan ise İonya. Yani sadece İyon. Batı Anadolu İyon kelimesinin Arapçaya geçmiş hali. O yüzden de yani Yunanlılar onlara Yunanlı denmesinden hoşlanmazlar. Son bir şeyle sevgili bitirelim. Sevgili arkadaşlar maalesef burada süremiz bitiyor. Kapatmak zorundayız. Bize maille ilişki kuran bütün izleyicilerimize teşekkür ediyoruz. Bu cumartesi akşamı burada kapatıyoruz. Haftaya sizlerle birlikte olmaktan yine mutlu olacağız. İyi geceler efendim. İyi geceler.